BBN Türk TV'nin kıymetli izleyenleri, her cumartesi olduğu gibi saat 17 itibariyle küresel politika programından Ankara stüdyolarımızdan kucak dolusu selamlar iletiyoruz. Bugün özellikle dış politika bağlamında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yakınlaşma süreci, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve Mart ayında gündeme gelmesi muhtemel bir takım yaptırımlar üzerinde konuşacağız. Avrupa Birliği'nde yaşanan sokak olayları, insan hakları noktasında ilerlenen kat edilen mesafeler ve Doğu Akdeniz krizinde Türkiye, Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya'nın rolleri, Türkiye'nin Rusya olan yakınlaşmasının Avrupa Birliği noktasında etkileri ve özellikle ABD'de Biden dönemiyle beraber küresel bağlamda uluslararası örgütler noktasındaki yakınlaşmaları, ABD-Avrupa Birliği ilişkileri ve bu ilişkilerin şüphesiz Türkiye'ye yansımaları üzerinde uzun uzun keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda bugün stüdyomuzda çok değerli iki tane konuğumuz var. Bir tanesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nail Hakan. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz ise Ankara Ufuk Üniversitesi'nden yine Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Cem Karadeli. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Programımızın ilerleyen saatlerinde Kıbrıs İlim Üniversitesi'nden Tugay Yazgan öğretim üyesi, o da bizimle beraber olacak. Özellikle Avrupa'da yaşanan pandemi sürecine ilişkin sokak olaylarının etkisi, bunun hem sosyolojik yanları hem psikolojik yanları ve bundan sonra hem Türkiye'de hem de Avrupa'da pandemi sürecinin devamıyla beraber kişilerin toplumsal hayata nasıl ayak uydurabileceği, bununla ilgili olarak hem komisyonun hem de konsey raporlarının nasıl şekilleneceği üzerinde uzun bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve bugünkü programımızda Türkiye, Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği'nde var olan dinamik sürecin bundan sonra Avrupa'nın hem birlik politikalarına hem de ülkesel politikalarına etkisiyle başlayacağız. Kıymetli hocam sizinle başlayalım arzu Tabii ederseniz. ki, tabii ki. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu'nun aldığı kararlar, Aralık'taki zirve kararları, Türkiye ile ilişkiler noktasında bir takım farklılaşmalar olduğu gibi gözüküyor. Evet. Ve galiba özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamayla birlikte çok ciddi bir ısınma dönemine doğru ilerleniyor. Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında Türkiye'nin adım adım ilerlediğini söyleyebilir miyiz? Yoksa artık Avrupa Birliği Türkiye'den ziyade Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerden bahsetmek lazım. Valla tam üyelik çok istediğimiz bir olay ama tam üyelik çok çok erken. Hani tam yani erken de değil aslında 61 yıllık bir maceramız var. Ama şu dönemde hani tam üyelikten bahsetmek çok doğru değil. Çünkü özellikle son birkaç seneye baktığımızda üyelik bir tarafa dursun. Diyalog yoktu, yaptırımlar vardı, fasıllar açılmıyordu, ne bileyim olumsuz ilişkiler vardı. O yüzden hani bence 2019-2020'ne kadar olumsuz geçtiyse 2020'nin son döneminde işte Aralık zirvesinden önce ve sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı olumlu, ılımlı söylemler biraz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaştığını gösterdi. İşte orada biz Avrupa'nın halen önemli bir parçası olduğumuzu, halen bir ortak, stratejik ortak olduğumuzu ifade ettik. Halen Avrupa Birliği üyeliği istediğimizi söyledik ve hani Avrupa Birliği biraz böyle açıkçası şaşırdı. Ne oluyor Türkiye? Çünkü son 3-4 seneye baktığımızda çok fazla Türkiye Avrupa Birliği'ne böyle olumlu adımlar atmazdı. Biraz böyle bir tedirginlik oldu Avrupa'da. Yalnız şunu da gördük açıkçası. Avrupa'dan da özellikle son birkaç dönem, birkaç haftaya, birkaç aya baktığımızda Avrupa'dan da hani bu olumlu adımlar olumlu değerlendirildi ve Avrupa'dan da güzel mesajlar geldi. İşte geçenlerde Sayın Savunma Bakanımız Alman Savunma Bakanı ile bir görüşme yaptı ve orada Alman Savunma Bakanı Türkiye'nin işte NATO için çok önemli olduğunu vurguladı. Hatırlarsınız daha birkaç sene önce Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını konuşuyorlardı sanki. Yani NATO'dan önemli olduğumuzu. Ondan sonra yine Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye yaptığı bir ziyarette birkaç hafta önce yine Türkiye'nin işte önemli bir ülke olduğunu Avrupa Birliği çerçevesinde işte diyalog sürecinin açık kalacağını Avrupa Birliği şunun farkında hani Avrupa Birliği niye Türkiye'ye olumlu ve ılımlı davranıyor? Çünkü Avrupa'nın Türkiye ihtiyacı var. Bu hangi alanda? Özellikle bakın şimdi bu pandemi dönemi başladığından beri hiç konuşmuyoruz belki ama inşallah pandemi dönemi bitince yine konuşmak zorunda kalacağız. Mülteci sorunu. Avrupa Birliği özellikle 2016 mutabakatından dolayı Türkiye'ye çok büyük bir borcu ihtiyaç var. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'den birçok şey kazandı.
Türkiye çok söz verdi. Dedi ki Türkiye işte biz yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçan insanları geri alacağız dedi. Ki geri kabulle geri aldık da. Aldık. Ondan sonra işte birebir dedi. İşte biz ona göre kamplardan birer tane Suriye'ye yollayacağız dedi. Ondan sonra yani şunu gördük açıkçası 2016'dan sonraki döneme baktığımızda yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a kaçan mültecinin sayısı çok azaldı. Avrupa Birliği açıkçası bu mülteci sorununu bir nevi çözdü Türkiye ile. Avrupa Birliği hangi sözleri vermişti? Avrupa Birliği de bize sözler verdi. Dedi ki o zaman işte... Biz vize serbestisini bekliyoruz örneğin. Tabii tabii işte şey önceki para gelecek dedi. 3 artı 3 milyar avro para gelecek dedi. Valla işte orada belki bizde bir yanlış algılama oldu ya da ne bileyim tam onlar da doğru anlatmadı. Biz yanlış anladık. Biz zannettik ki 6 milyar avro nakit gelecek. Nakit gelecek. Hep diyorum IBAN'ıma her gün baktım, hesabı açtım, baktım para mara yatmadı. Hocam sizde var mı? Var mı hocam? Sizde de yok. Para gelmedi. Zaten hani şunu sonra biz biliyoruz da ama biraz yanlış değerlendirildi. Proje bazında gelecek. İşte atıyorum bir STK AB bir proje yazacak Suriyelilerle ilgili. İşte 100 bin avro onu verecekler. Hani böyle birden 6 milyar avro gelmez. Hocam hani. Bunun da altını çizmek lazım hakikaten. Tabii. İzleyicilerimiz tabii. Avrupa Birliği verdiği sözleri tutmadı derken hani evet. Bunun altını dolu dolu en azından söyleyelim. Tabii, tabii. Hani hep dersiniz ya evet de hayır diyeceksek tabii, bilinçli olarak demek tabii. Lazım diye. Yani o yüzden hani bu para meselesi doğru. Para gelmedi ama işte proje yazıldığında o yüzden lütfen Türkiye'deki STK'lar Suriyelilerle ilgili projeler yazsın ve Avrupa Birliği'nden paralar Türkiye'ye gelsin. Çünkü o para bizim. O söz bize verildi. O para bir şekilde gelmesi lazım artık. Yani orada hani Avrupa Birliği birazcık haklı belki. Hani parayı verecek ama proje yazman gerekiyor ki para gelsin. İkinci önemli unsur dediler ki fasıllar açacağız. 2016 yılından sonra Türkiye AB müzakere sürecine baktığımızda topu topuna bir tane fasıl açıldı. Fransa vetosunu çekti ve bir tane fasıl açıldı. Yani düşünün müzakere süreci 2005'te başladı. Kaç sene geçmiş? 2005. 16. yıla girdik. 16. yıla girdik. Aynı gün ve tarihte Hırvatistan'da müzakereleri başladı. Hırvatistan 2013'te üye oldu. Biz halen kaç tane fasıl açtık? 16 tane fasıl açtık. Kaç tane fasıl kapattık? Bir tane fasıl kapattık. Kaldı 34 başlık. Bir şey kalmadı yani. Çoğu bitmiş, azı kalmış. Hep ben konferansta diyorum ki arkadaşlar matematiği kuvvetli olan varsa bir hesaplasın. Bu şeyle göre, matematiğe göre kaç yıl daha beklememiz lazım? İşte bir tane fasıl kapattık, 16 tane açtık. Diyorlar ki hocam 2058'i bulur falan. Yani o yüzden üyelik cidden kısa çok kısa vadeli hedefimiz galiba. Evet. Tabii tabii bizler görmeyeceğiz ama burada oturanlar yaş olarak bizler görmeyiz ama gençler ya da işte hep diyorum torunumun torunu inşallah görür. Üçüncü önemli olan senin de demin ifade ettiğin vize kolaylığı. Valla hani şu var o vize konusu bence Avrupa Birliği Türkiye'yi birazcık yanına çekmek istiyorsa, birazcık Türkiye'nin gönlünü almak istiyorsa, birazcık hani ya evet biz seni çok kırmıştık aslında biraz hani bunu kaldıralım. Bu vize kolaylığı sağlanması lazım. Çünkü şimdi bakıyoruz Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil. Tamam. Makedonya'da değil, Gürcistan'da değil ama benim bildiğim Makedonya ve Gürcistan'daki insanlar Schengen bölgesine 90 gün boyunca vizesiz gidebiliyor. Niye Gürcü gidebiliyor da Makedon gidebiliyor da biz gidemiyoruz? O yüzden bence bu vize kolaylığı bir şekilde gelmesi lazım. Ama tabii şu var. Orada da hatırlıyorum ben açıklama yapıldığında ben çok inanmadım. Denildi ki işte Haziran'da vizeler kalkacak. 2016 için konuşuyorum. Bu 1995'te yarın Avrupa Birliği'ne olacağız. Aynen öyle. Bir demek. Vallahi ben öğrencime dedim o zaman çocuklar dedim Temmuz'daki dersimizi Brüksel'de yapacağız. Biliyorum çünkü gidemeyeceğiz. Çünkü zaten Avrupa Birliği hani öyle vizeyi kolay kolay vermez. Tabi sonra şunu gördük işte 72 tane kriter varmış bu vize konusunda. Türkiye 66 tane kriterini yerine getiriyor. Çok güzel. 6 tanesini yerine getirmiyor. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin tutumu önemli. Evet bazı kriterler zor işte bir tanesi terör tanımı. Ama şunu anlaması lazım Avrupa Birliği. Türkiye'deki teröre bakış açısıyla onlarınki çok farklı. Biz cidden zor bir süreçten geçtik ve halen de geçiyoruz. O yüzden Türkiye terör tanımı biraz daha geniş tutuyor. Yani Avrupa Birliği biraz daha tutuyor. Burada önemli olan Avrupa Birliği bize iyilik mi yapacak? İrade gösterecek mi? Yoksa hani eski sert tutumu devam edecek mi? Bunu göreceğiz açıkçası. Ben açıkçası Avrupa Birliği'nden şunu beklerim. Ya
Evet, Türkiye belki bu konuda daha bir şey yapamadı ama biz en azından iyi niyetimizi gösterelim. Ben Avrupa Birliği'nden hani bu dönemler için konu iyi niyet göstergesi bekliyorum ve sanki gelecek gibi iyi niyet göstergesi. Çünkü hani iyi niyet göstergesi gelmezse, siyasi irade olumlu olmazsa bu iş daha da uzar. Hani demin söyledik 61 yıldır devam ediyor. Bir 61 yıl daha devam etmesin bu süreç. Tam bu noktada hakikaten hepimizin yaşadığı bir hadise. Yani Avrupa ülkelerini gezerken bir şekilde sınırdan sınıra gitme noktasında, ya Schengen'e tabi değilseniz, Evet. arkadaşlarınız gidebilirken siz kapıda bekleyip bir takım sorgulara, suallere maruz kalıyorsunuz. Tabii. Madem sivil toplum diyaloğu diyoruz, sivilleşen toplum, bu Tabii. küreselleşme, Avrupalılık kimliği öne çıkacak. Evet. Erasmus'lar var, benzer programlarla bu işin kapısı açılmış vaziyette. O zaman en azından hani öğrencilere Tabii. ya da iş adamlarına, bir Tabii. takım vize serbestlerini, Sanatçılara. sanatçılara. Beş tane grup seç de ki bunlara Çok sen, basit. yani hiç olmazsa gönlümüzü al biraz. Ben hep diyorum hani bütün Türkiye açmak zorunda değilsin 80 milyona. Zaten 80 milyon öyle kolay da değil Avrupa'ya gitmek yani. Ama hiç olmazsa halen benim Erasmus öğrencilerim var. Şu pandemi döneminde değil ama daha önce. Diyorlar ki hocam vize alamıyoruz diyorlar. Erasmus'u kazanmış vize alamıyor. Diyor ki İngilizler vize vermiyordu o zamanlar. Evet, Avrupa Birliği'nin davet ettiği bir öğrenciye vize vermemesi hakikaten bir soru işaretleri silsilesinin başlangıcı. Ve kıymetli hocam, bu anlamda hani tam da Nail hocamın belirttiği konu, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri belki yeni bir mevsime doğru ilerliyor. Bu ilerlemenin bir yanında da aslında jeopolitik bir takım gerçekler var. Yani Türkiye, Schröder'in de belirttiği gibi, yani eski Almanya hakikaten bu anlamda en önemli, hala fikir babalarından bir tanesi, fikir danışılan kişilerinden bir tanesi. Türkiye, Doğu Akdeniz'in jeopolitik lideridir. Türkiye'siz bir Avrupa geleceği hayaldir derken, Avrupa Birliği bu fikri satın aldı mı hocam? Çok değil diyeyim. Yani niye çok değil? Çünkü sonuç olarak baktığımız zaman Avrupa Birliği kendi içerisinde zaten birkaç değişik aşama içerisinde ülkelerden oluşuyor. Yani Macaristan'la Polonya bir tarafta, işte Fransa'yla Almanya bir tarafta, İtalya'yla İspanya bir tarafta, işte Hollanda, Belçika, Danimarka, onlar belki hani bir şey, bir grup olabilir. İşte Baltık ülkeleri bilmem ne. Batı, Doğu Balkanlar, yani hani böyle değişik bir potpuri haline geldi Avrupa Birliği. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor, nasıl bir şey karşımıza çıkıyor? Kendi içerisinde milli iradelerin, ulus devletlerin kendi iradelerinin birbirini tutmadığı bir bütünde, hani bir de Türkiye, işte Türkiye niye bir soru işareti? İşte Müslüman kimliği, nüfusun fazlalığı, genç işsizliğin fazlalığı, bir de hani böyle gelişmiş, sanayice gelişmiş Avrupa ülkelerinde böyle bir şey olursa, tıpkı işte Polonya'nın Avrupa Birliği'ne girip işte serbest dolaşım elde etmeleri, Polonyalıların, Lehlerin sonrasında olduğu gibi, bunlar gelecek işlerimizi elimizden alacak işte. Polonyalı muslukçu. Aynen öyle. Polonyalı muslukçu, aynen öyle, evet, yani Polonyalı tesisatçılar bizi işgal edecek bilmem ne. Yani tamam, İngiltere'de mesela işte Wembley'in yeniden inşasında bir sürü Polonyalı işçi çalıştı bilmem ne, ama hani ne beklenen oldu ne şey oldu. Şimdi bunu iki tarafın da idrak etmesi lazım. Yani ne Türkiye'den gidip Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde sıfırdan 1960'larda bizim konuk işçiler diye hani ilk başta çağırdıkları İş gücümüzün Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da karşılaştığı gibi bir fırsat ortamı var. Ne de Türkler aslında Avrupa'ya eskisi kadar sıcak bakıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Hani bu ikisinin ortalamasında bir şeyimiz var. Evet, Türkiye çok önemli. Doğu Akdeniz'de çok önemli. Orta Asya'ya, İran'a, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin ilişkilerinde onların sahip olamadığı bir ilişkiler ağına sahip olduğu için önemli. Bizim liderlerimizle, bizim liderimizle Rusya'nın liderinin arasındaki ilişki, ne bileyim Almanya ile Rusya, Fransa ile Rusya, İspanya ile Rusya veya işte Litvanya ile Rusya arasındaki ilişkiden çok farklı bir ilişki olduğu için hani Türkiye burada da bir kilit rol oynayabilir. Ama işte aması şu, bir yabancı düşmanlığı fikri ya da hani yabancının ötekileştirilmesi, illa düşmanlık olmasına gerek yok. Bir soyutlanma şeyi, fikri bu aralar çok güçlü Avrupa'da. Bu pandemi
ya da salgın ne diyorsak ona, işte yani koronavirüs salgını gerçekten milletlerin birbirine olan şüphelerini yeniden ortaya çıkarttı. Öyle olunca da işte Türk-Avrupa Birliği ilişkilerinde inşallah bir ilerleme olacak, onun havasını hocamın da dediği gibi hissediyoruz ama öbür yandan da bir şey var. Bir her tarafta bir geri çekilme var. Özellikle de bu tabii salgın hepimizi bir afallattı. Yani işte ne kadar 3-4 hafta sonra bir sene olacak. Kimse evinden çıkamıyor, kimse normal hayatını unuttu. Öyle yaşıyor. Öyle olunca da bu ilişkilerin bir kısmı da o. Yani evet, Suriyeliler bir problem. Yani sığınmacı olarak ülkemizde milyonlarca Suriyeli var. Bunların Avrupa Birliği'ne geçmek isteyenlerle ilgili her gün haberleri işte görüyoruz. Yok botla bilmem Ege Denizi'nde yakalandı, yok bilmem ne oldu. Ama öbür tarafta da mesela Yunanistan'ın bunlara nasıl davrandığını görüyoruz. Batırılan botlar, onlarca hayatını kaybeden mülteci adayı. Kamplar çok kötü durumda Yunanistan'da. Evet, çok yani onu diyeceğim durumda. Yani botlar neyse o tarafa vardıktan sonra kamplarda ne evet. yapacaklarını şaşırıyorlar. Şimdi bu tabii sadece Yunanistan'a özgü bir şey değil. Macaristan direkt hani sınırdan dipçikle kovdu, maalesef. Ateş ederek kovdu. Bilmem hani başka ülkeler o şekilde davranıyor. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği'nin de burada ne yapacağını, ki onu zaten herhalde konuşuruz. Yabancılara yaklaşımı, göçmenlere yaklaşımını daha sonra bugün şey olur. Yani ona baktığımız zaman bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde hani bu bir iki mesele, yani bir sığınmacılar, iki pandemi, gerçekten hani zaten çok böyle hızlı gitmeyen hocam da anlattığı ilişkileri iyice buzdolabının şeyine, buzlu kısmına koydu. Orada böyle -10 derecede bekliyor ilişkiler ama. Keşke aşıyı oraya koysaydık. Valla değil. Daha çok işimize yarardı. Ama Çin aşısı. Çin aşısı. Onu da koymak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Alman aşısı -70. Nereden bulacağız onu? O da şey ama. Şimdi dolayısıyla da bir şey var yani. Tabii işte sizin de başta söylediğiniz bu sokak gösterileri, olaylar vesaire, protestolar, bunlar bunlar. Yani onların da bir kafaları karışık. Ama orta vadede yine de ben ilişkilerin şu ankinden çok daha olumlu bir yere doğru evrileceğini düşünüyorum. Hocam bu noktada yani Cem Hoca'nın belirttiği aşırı sağın yükselmek için bir zemin bulduğu dönem. Evet. Hem sokak olayların aslında çok büyük bir oranda bu karantina dönemiyle, pandemi dönemiyle ilintili olmadığı gerçeği de ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada Avrupa Birliği genişleyemediği gibi derinleşemedi de. Yani bir çift vitesli Avrupa hayalinden bahsediyorduk, daha demokratik bir parlamento yapısından bahsediyorduk, seçimlerde artmasını bekliyorduk katılım oranlarının. Bununla beraber tam tersi istikamette bir gidiş, üstüne İngiltere'yle yaşanan Brexit krizi ve galiba İngiltere-Türkiye yakınlaşması bu anlamda, Rusya'nın bu noktada üçüncü bir cephe oluşturması, Avrupa Birliği'nin de bu anlamda bir takım derin soruları itmiş vaziyette. Yani galiba Avrupa Birliği yapısı o eski homojen görüntüsünden de bir miktar uzaklaşmaya başladı. Artık her bir devletle ayrı ayrı müzakere edilen enteresan bir yapıya doğru dönülüyor. Ya Avrupa Birliği açıkçası dediğin çok doğru, homojen yapısı yok artık. İşte özellikle 2004'teki genişleme sürecinden bugüne baktığımızda Avrupa Birliği 3'e 4'e bölündü. İşte en basiti, en önemli öteki karşı taraf işte Polonya ve Macaristan. Polonya ve Macaristan Aralık zirvesinde bizi konuştuk, Türkiye'yi konuştuk ama Avrupa Birliği başta Polonya ve Macaristan'ı konuştu. Çünkü Polonya ve Macaristan neredeyse Avrupa Birliği bütçesini veto ediyor. Yani Avrupa Birliği özellikle bu pandemi için bir bütçe ayırmıştı. Şey dedi ki kullanamazsınız. Yani Polonya ve Macaristan Avrupa Birliği'nin eski şımarık çocukları haline geldi. Nasıl Yunanistan'a biz şımarık çocuk diyorduk. Bunlar artık Avrupa Birliği baltalamaya başladı. Biraz da galiba Fransa'nın desteğiyle Almanya'ya karşı saklambaç oynamaya başladı. Aynen öyle. Yani o yüzden Avrupa Birliği'nde böyle bir işte 3-4 tane grup var. Yani o yüzden işte bazıları cidden çok zor durumda. İşte İspanya'nın ekonomik durumu, Portekiz'in ekonomik durumu pandemiyle işte mücadelesi. Yunanistan'ı konuşmuyoruz biz. Yunanistan zaten hiç konuşmuyoruz. Avrupa Birliği biraz tabii şimdi toparlanması gerekir. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Hani önemli bir ülkeydi. Hani hiçbir zaman iyi bir Avrupa'da olmadı İngiltere belki ama önemli bir ülkeydi. O yüzden Avrupa Birliği biraz toparlanması gerekir. İşte bir birlik, beraberlik. Dün yine Macron Angela Merkel'le yine görüştü.
Ne varsa Macron'dan çıkıyor zaten. Yine işte bir yeni olay ortaya attı. Biliyorsun Macron daha önce bir Avrupa ordusundan bahsetti. Merkel sıcak baktı ama bir türlü onu hani pişiremediler çünkü. Ve şimdi de işte bir Avrupa Savunma Birliği'nden bahsetti yine Macron. Yine Merkel'le konuşurken Merkel de diyor nasıl olsa ben gideceğim artık ne yaparsan yap evet diyeyim olsun. Yani Macron şunu oynuyor Avrupa Birliği'nde. Macron biliyor ki şimdi Merkel Eylül'de gidecek. Çünkü Almanya'da seçimler olacak. Merkel bir daha aday olmayacak. Ve biliyor ki şimdi kim gelirse gelsin Almanya'da o karizmatik lider ilk aşamada olmayacak. Hani işte Sosyal Demokratların adayı Scholz, işte şimdiki Maliye Bakanı çok karizmatik değil. Hristiyan Demokratlar yeni birisini seçtiler 2 hafta önce. Laschet diye Kuzey Rhein-Westfalia eyalet başkanını. Biraz daha belki karizmatik ama hani o da bütün Almanya mal olmuş değil. Değil tabii. Yani o yüzden acaba hani Merkel'in konumunu doldurabilir mi? İlk aşamada dolduramaz. O yüzden Macron şunun farkında, o boşluğu yakalamışken biz Avrupa'da lider ülke konumuna gelelim. Benim şeye benzetiyorum. 1951'de, 57'de Avrupa Ekonomi Topluluğu kurulduğunda o zaman da malum De Gaulle dönemindeki, De Gaulle çerçevesinde her şey yürütülüyordu. Zaten Almanya güçsüz bir ülkedi o zamanlar. Savaştan çıkmış falan Adenauer döneminde. İtalya hiçbir zaman güçlü bir ülke olamadı. Benelux, 3 ülke daha vardı. Yani Fransa'nın etrafında bir örgüt kurulmuştu. Ve Fransa lider ülkeydi. Hatta bilirsiniz İngiltere o dönemde 2 kez Avrupa Birliği'ne başvuruyor 61-67'de. Fransa reddediyor. De Gaulle reddediyor. Tabii ki. Aynı şeyi şu dönemde Macron biraz denemeye çalışıyor. Macron hani şeyin farkındayız. İç politikada çok zayıf. İç politikada hani sarı yeleklerle başladı. Ne bileyim terör olayları. Macron çok zayıf. O yüzden Macron biraz hani Amerika'da genelde bunu deniyor. İç politikada zayıf olan ülkeler dış politikada atağa geçmeye çalışıyor. Macron biraz dış politikaya şey yapıyor. İşte biz lider olacağız. İşte biz artık Avrupa Birliği politikasını belirleyeceğiz. Şansına da herhalde Merkel'le önce anlaşıyor. İşte daha dün akşam izledim haberlerde. Merkel de olabilir diyor. Why not? Of course diyor. Yani birazcık böyle Merkel de onu oynuyor herhalde. Ama tabii Eylül'de ne gösterecek? Hani daha çok zaman var Eylül'e kadar. Ama Avrupa Birliği işte özellikle 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerine baktığımızda 140'a yakın aşırı sağcı vekil seçildi Avrupa Parlamentosu'na. Ve ilk defa muhafazakarlar, sosyal demokratlar oy kaybetti. Normalde bunlar oy kazandı. Liberaller ve yeşiller oy kazandı ve aşırı sağcı partiler oy kazandı. Bu eskiden aşırı sağ deyince aklımıza Almanya gelirdi. Şimdi aşırı sağ deyince 20 tane ülke aklımıza gelmek zorunda. Çünkü her tarafta aşırı sağ yükselişte. O yüzden bu tabii büyük bir tehlike. Avrupa Birliği birlik beraberliğini korumak istiyorsa bu aşırı sağda bir cevap bulması lazım. Bu İslam karşıtına bir cevap bulması lazım. Hani bu şekilde bu işi yürütemez Avrupa Birliği. Hocam hakikaten önemli konular. Yani evet. Özellikle Macron'un hani bir zemin bulup işte Merkel'in de why not diye söyledin ama Eylül'de bir de so what diyecek muhtemelen. Yani evet. Biz bunu getirdik. Neydi getirdikleri? Pleven planı. Tabii. Yani arada 63 yıl geçtikten sonra bir kere daha acaba Fransa bunu ısıtabilecek mi? Ya da hocam Fransa o Fransa mı? Pleven planı reddeden Fransa zaten kendisi getiriyor, kendisi reddediyor Pleven planı. O yüzden hiç bence ortaya çıkmasın. Vazgeçtim. Yani. Ya o zaman Güvenlik Konseyi üyesisiniz, daimi üyesisin, veto hakkım var. İkinci Dünya Savaşı'nda az yıkımla çıkmışsın. Tabii. Bir havalarda olan, De Gaulle'le başlayan bir akım. Tabii. Daha sonra bugün gelinen noktada galiba Fransa'nın gördüğü en güçsüz lider profillerinden bir tanesi. Hocam Fransa hakikaten Merkel'den kaynaklanacak olası boşluğu doldurabilecek kadar Avrupa Birliği hükmedebilir mi? Olabilir. Yani şöyle olabilir, ben daha önce de söyledim bunu. Fransa, daha doğrusu Fransa değil Macron, 90'ların sonundaki Tony Blair'i oynuyor. Yani her ne kadar arkasından konuşsa, toplantılarda atsa tutsa bile giden başkan Trump'la iyi bir ilişki kurdular. Bu ilişki biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii hani Macron'u hizaya getirmek için bu sarı yelekleri destek vermesiyle filan oldu. Yani ne oldu? O hikayeyi de hemen parantez içinde anlatayım. Şey olmuştu, Trump dedi ki biz Suriye'den çıkacağız. Macron dedi ki biz o boşluğu doldururuz. Hemen ertesinde bu sarı yelekler piyasaya çıktı ve haftalarca gündemi işgal etti. Nereyi dolduruyorsunuz? Nereyi dolduruyorsunuz? Yani tabii hani şimdi bir de bizim Türk solunun eğlenceli bir tarafı vardır. Nerede birisi protesto yapsa onlara arka çıkarlar. Ama
Şey yani bunlar bildiğiniz muhafazakar aşırı sağcı tipler ama Bu sefer hani olmadı galiba orada. yani işte dayanışalım onlar çok iyi filan ama adamlar şey istiyor parlamenter sistem olmasın komünal şey yapalım önce halka sorulsun sonra kanun çıksın falan böyle ilginç şeyler hani Antik Yunan dönemine dönülsün. Evet. bir tür evet yani o yüzden o bir ayrı şey ama Macron tabii dış politikada çok öne çıkmaya çalışıyor. Fransa'yı da öne çıkarmaya çalışıyor. Bunun bazı sonuçları olumlu oluyor. Bazı sonuçları da hiç beklemediği, düzgün plan yapmadığı, jeopolitiği iyi okuyamadığı için veya acilen hani bir şey olsun da mesela işte bu Türkiye bir cephe daha açsın, Doğu Akdeniz'de kafası karışsın diye Ermenistan'ı destekledi. Paşinyan rezil oldu. Azerbaycan topraklarını genişletti. Daha doğrusu kaybettiği toprakların önemli bir kısmını geri aldı. Mesela bu Ermenistan-Azerbaycan savaşında da Macron'un önce desteği sonra da hiçbir şey yapmaması var. Ben bari Nahçıvan'ı tanıyayım o zaman dedi. Hani Yani. hiç olmazsa oradan bir kapı açayım kendime. Ama şey var yani buradaki ama dinamik Fransa'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere ile çalışmayacaksa ki çalışmıyorlar çünkü ayrıldılar şeyden işte Brexit'le ki onun da ellerine yüzlerine bulaştırdılar o ayrı mesele. Bir lider konumuna getirmek. Bu nasıl olacak? Bir işte Merkel'in boşluğunu doldurmak. İki ABD ile dünya piyasasında, dünya siyasetinde oradan bir destek alıp o payandayla kendine olduğundan sahip olduğu güçten daha yüksek bir güç. Yani mesela işte 90'larda 2000'lerin başında Blair bunu İngiltere'de yapmıştı. Nasıl yaptı? O zaman işte Bush'la ikisi, oğul Bush'la ikisi çok iyi bir takım oldular. İşte yalandan Irak'ta savaş çıktı bilmem ne. Ama bunlar olurken İngiltere çok ileri gitti. Bir anlamda çağ atladı. Özel terminoloji kullanırsak, çağ atladı. Nasıl çağ atladı? İşte Cool Britannia dediler, sanata önem verdiler, İngiliz müziği dünyaya yayıldı, İngiliz kültürü bilmem ne, şudur budur, işte turizm arttı, Avrupa Birliği'ndeki önemleri arttı, askeri gücü kullanarak işte şeyde Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta yer buldular Kosova'da da kendilerine. güçlü bir yer buldular. Kosova'da tabii. Ve böyle olunca ne oldu? İngiltere'nin dünya ölçeğinde sahip olduğu güçle orantısız bir etkisi oluştu. Tabii bunun uzun vadedeki etkisi de işte Boris Johnson gibi uyduruk bir demagogu ülkenin başına getirip hani şu ana kadar bu Brexit sürecinde ülkenin çok kötüye gitmesi. Ama bunlar olurken de yine de bir 10 yıl İngiltere kendi liginin üstünde yer alabildi. Şimdi aynısını Macron deniyor. Fransa gittiğiniz zaman hakikaten endüstrileşmiş bir ülke. Aynı zamanda da çok güçlü bir tarım ülkesi. Yani dolayısıyla da üretim fazla, istihdam iyi, işsizlik oranları Avrupa'nın geri kalanına göre fena olmayacak düzeyde. Ve bir takım meselelerde işte bu emeklilik gibi bir takım sorunları var Fransa'nın içinde. Macron geri adımlar atmak zorunda kalıyor. Bir takım aykırı önerilerle geliyor. Onlar halktan büyük tepki görünce geri adım atıyor. Bu şeyin pandeminin düzenlenmesi sürecinde çok ciddi ilk başta problemler oldu. Şimdi de işte halk hani maske takmak istemiyor. Saat 6'dan sonra, akşam 6'dan yani 18'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Ona uymak istemiyorlar. Gösteriler oluyor Güney işte. Fransalı'ya bunu anlatmak zor muhtemelen. Herhangi bir Fransız hani sen akşam çıkıp da bir şarap içme, düzgün yemek yeme dışarıda demek hani zor. Ama şey var. Bu yüzden de hani dış politikada hocamın da belirttiği gibi bir takım adımlar atıp bunun sayesinde Fransa'nın prestijini ben dünyada yükselttim. Hakikaten dünyanın en önemli 3-4
ülkesinden, sözü geçen ülkesinden biri haline getirdim. Bakın işte Amerikalılar, Çinliler, biz, İngiltere gitti, Almanya'da zayıflayacak Merkel gidince. Dolayısıyla hani bir sonraki seçimde şeyi o olacak. Hocam bu noktada Fransa'nın sikletinin üzerinde bir müsabakanın içerisinde olduğu vurgusunun altında galiba Afrika politikaları var. Yani özellikle Kuzey Afrika ve biraz da Kuzeybatı Afrika'da sahip olduğu işte 15-16 Frankofon ideali ortaya koyan devlet. Bir kısmının hakikaten hali hazırda Merkez Bankası'nın Fransa olduğunu, Fransa'da olduğunu, Paris'te olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu devletler üzerinden her yıl birer ikişer milyar euroluk dış ticaret fazlası konumlandırmış vaziyette. Ve bu fazladan kaynaklı olarak da Fransa gerçekten o ringe çıkarken bir özgüvenle çıkıyor. Tabii. Yani Birleşmiş Milletler'deki pozisyonu, Avrupa Birliği ordusunu kurabilir miyiz şeklindeki bu sert ve ani çıkışları, sonrasında biraz da aslında 1905'ten bu yana gene o laiklik yasası ile ilgili ufak tefek oynamalar yaparak biraz da memleketinde aslında hani aşırıcılığı körüklediği zaman şunun farkında galiba. Hani olur da seçim yine ikinci tura kalırsa, ki muhtemeldir, o zaman Fransız zekası yine devreye girecektir. Bir aşırı sağdaki partiye oy vereceğime döneyim, tekrar ben Macron'la yola devam edeyim. Tabii. Yani çok akıllıca, kötünün iyisini oynayan bir Macron var. Yani belirttiğiniz gibi içeride olmayan, iyi gitmeyen, o Marsilya Limanı'ndaki sıkıntıları, Lyon'daki yaşanan sıkıntıları görmeyen ama dışarıda biraz daha yüksek tonla konuştuğu zaman aşağı yukarı hakikaten ben Avrupa'nın Polonya'yla, Macaristan'la beraber paylaştığım alanda kralıyım intibanı yaratmak adına çok kuvvetli konumlanmış bir yapı var. İşte biraz sonra hocam, o kısa aradan sonra Fransa'nın Afrika politikaları, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile beraber yaratmış olduğu rekabet sahası ve bu bağlamda aslında artık Türkiye-Fransa ikili ilişkileri içerisinde biraz da yavaş yavaş bölgesel anlamda diyorum bir liderlik meselesine doğru gidilecek bir küresel iklim doğuyor mu? Buna bakacağız. Kısa bir reklam arasının ardından Fransa-Türkiye ilişkileri ve bunun Avrupa Birliği'ne yansımasıyla yeniden beraber olacağız. Küresel politika programı kaldığı yerden Olanca hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda hocam tam kaldığımız nokta Fransa'ydı. Evet. Yani 2022 seçimleri öncesinde Fransa yine bir Afrika yatırımlarını artırdı. Macron artık bütün yurt dışı seyahatlerinde muhakkak Afrika'nın ilgili ülkelerine uğruyor. Evet. Tabii eskisi kadar sempatiyle karşılanıyor mu? Hani hep şey deriz ya, hegemon güç hissettirmeden oradadır. Eğer hissedilmeye başlandıysa o yavaş yavaş sorgulanmaya başlandığı anlamına da gelecektir. Bu bağlamda galiba Akdeniz olmadan, Marsilya Limanı olmadan, Nice olmadan, Monaco olmadan ya da Afrika olmadan Fransa tek başına bu sahaya çıkmayacaktır. Evet. Peki hocam Macron dış politikayı kullanarak içeride hangi mesajları vermeye çalışıyor? Ya şey işte biz güçlü bir ülkeyiz. İşte halen Avrupa'nın küresel bir lideriz ve dediğim gibi özellikle Avrupa Birliği içinde yarın bir gün Almanya güç kaybederse işte biz varız. Ve hani şu mesajı veriyor. İşte Merkel'e önerileri ben ortaya atıyorum. İşte Avrupa ordusunu kim önerdi? Ben önerdim. Aktif zeka benim. Aynen öyle. İşte biliyorsun NATO beyin ölümü gerçekleştirdi. Yani bunu da söyleyen yine Macron. Yani bir nevi Macron bir nevi Avrupa Birliği ve dünya siyasetini yönlendiriyor gözüküyor ama açıkçası hani demin dedin ya hani acaba nasıl hissediliyor? Çin de Afrika'da yatırım yapıyor. Çin bunu hissettirmiyor. Çünkü Çin'in bir beklentisi yok. Çin para kazanmak istiyor. Öyle ne bileyim işte demokrasi getir, şunu getir. Öyle bir şey yok. Ama Fransa böyle değil. Fransa özellikle Afrika'da işte bir yatırım yaptığı zaman, kredi verdiği zaman işte demokrasi getir, insan hakları getir, şunu getir, bunu getir. O yüzden Çin çok daha fazla seviliyordur Afrika'da. Fransa o kadar sevildiğini ben tahmin etmiyorum. Fransa işte biraz eski geleneklerden kalma bir güç politikasını orada yürütmeye çalışıyor. Ve dediğim gibi şimdi seneye seçim var ve Macron yeniden büyük bir ihtimalle aday olacak. Tabii çok iyi bir konumda değil ama büyük bir ihtimalle yine seçilecek. Çünkü başka şu an güçlü liderler de yok. Büyük bir ihtimal yine Le Pen'le kapışacak. Ondan sonra ikinci tura kalacak ve Le Pen yine %25-%30 alarak ikinci olacak. Ama bu beni rahatsız ediyor. Yani Fransa'da aşırı sağcı bir partinin yıllardır hep %25'lerde olması bu beni rahatsız ediyor. Bu şu anlama geliyor. Fransız halkının %25'i aşırı sağ ırkçılığa pay veriyor. Ve şunu düşünürsek Fransa'da çok fazla yabancı var. Fransa'da çok fazla Müslüman var. Buna rağmen Fransa halen bu insanlara alışamadıysa, halen onları ötekileştiriyorsa bu büyük bir sorun.
Sarkozy galiba bu yapıyı iyi kötü kucaklayabiliyordu o kendi muhafazakar çizgisiyle, o kendi de göçmen mantığıyla. Tabii. Ama Macron iyice bilinçli bir ötekileştirmeye Tabii, doğru atıyor bu yapıyı. aynen öyle. Yani Fransa'da biliyorsunuz daha işte birkaç sene önce olaylar çıktı, işte insanlar yürüdü, insanlar işte protestolar yaptı ve bunlar Fransa'da yine geri gelmişti. Daha sarı yelekler, daha işte bir sene önce belki hani bu pandemi olmasaydı sarı yelekler belki daha devam edeceklerdi olaylarına. Halen yine geçenlerde yine ben duydum bir iki hafta önce yine sarı yelekler hani az da olsa Fransa'da yine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Macron işi çok kolay olmayacak. Tabii şu önemli, Biden ne kadar Fransa'nın yanında yer alacak? Çünkü Biden dün bir açıklama yaptı evvelsi gün. Dış politikada işte biz özellikle Almanya ile Fransa ile beraber çalışacağız dedi. Özellikle işte iki tane ülkenin adını yine verdi. Rusya ve Çin'le işte yine diyalog olacak ama biraz dikkat etsinler onlar. Rusya ve Çin hani yaptıkları siyaseti. Ve büyük bir ihtimalle hani ben hep şey dedim Türkiye ile ilgili ne diyecek bir şey demedi. Ben o yüzden şöyle diyorum hani şey dedi NATO müttefikle beraber çalışacağız. Tahmin ediyorum ki Türkiye ile de NATO çerçevesinde bir işbirliği devam edecek. Çünkü şunu söylüyordu Aralık zirvesinde yine Avrupa Birliği konusuna geri dönersek. Avrupa Birliği Mart ayında Biden'la ortaklaşa bir karar verecek ve ona göre Türkiye yaptırım uygulansın mı uygulanmasın mı diye. Benim tahminime göre Biden Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemeyecek. Avrupa Birliği de bu şekilde Mart ayında işte Lizbon zirvesi yapılınca Türkiye'ye yaptırımlar gelmeyeceğini düşünüyorum. Zaten bunu Avrupa Birliği küçük küçük hissettiriyor zaten. O zaman korkulan senaryo işte büyük çaplı ambargolar olur mu vesaire hususu belki de ya belki ne bileyim insan işte, haklarıyla sınırlı kalacak. Ya belki bir iki isim üzerine Amerika da öyle yaptı. Bir iki isim üzerine bir ambargo konulacak, bir veto konulacak. İşte diyecekler ki mal varlığını bloke ediyoruz. Ya mal varlığım yok ki benim Avrupa'da ama niye biz bloke edelim yine? Yani biraz hani böyle bir göstermelik. Çünkü şimdi Avrupa'da bir kamuoyu var. Avrupa kamuoyu da diyor ki ya Türkiye'yi şu şekilde cezalandır. Avrupa tabii o şekilde hani iki tarafı da idare etmek durumunda kalıyor. Hani dönem dönem Merkel ya da işte Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geldiğinde hani Türkiye dostu gibi konuşuyorlar ama bazı zaman da tabii hani Türkiye'nin aleyhinde konuşmak durumunda kalıyor. Çünkü kamuoyuna gidince ya sen niye hiçbir şey demedin diyorlar. İşte niye Türkiye'deki insan haklarını konuşmadın? O yüzden hani bunları da konuşuyorlar. Hani en azından benden günah gitsin ben söyledim. Ama hani ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Ben açıkçası dediğim gibi yaptırımlar çünkü Levent yaptırımların gelmesi için 27 tane devlet başkanı evet demesi lazım. Ya o kadar da değil yani tamam bizi sevmiyorlar falan da filan da 27'si de evet demez. İşte galiba bu Macaristan, Polonya, Çekya ittifakı biraz tabii. Böyle kopunca yapıdan tabii, biz de yani. Onları küstürmeyelim bütçede tabii. Önlerini biraz daha açalım dediler. İspanya, Portekiz genelde bizim lehimize oy kullanıyor. Yani o yüzden hani öyle bir yaptırım kararı çıkacağını zannetmiyorum. O yüzden galiba ABD'ye ötelediler bu hadiseyi. Tabii, sen tabii. Oyna bu sen karar ama Amerika da o riske girmez ki. Çünkü zaten Amerika dediğim gibi dün işte şeyleri ilan etti. Rusya ve Çin'i ilan etti. Hani olası biz, yarışma için aynen devletler öyle. Bunlar dedi. Ve dün Avrupa Birliği dış ilişkilerden yüksek komiser Borrell Moskova'ya gitti. Gitti ve işte ilişkileri düzeltelim, diyalog olsun falan. Tam böyle masada otururken iki taraf Rusya, Lavrov'la Borrell birden bir haber geliyor. Moskova, Rusya 3 tane Avrupa Birliği diplomatını sınır dışı ediyor. Borrell böyle kalmış ya ne oluyoruz yani bugün mü yapılır bunu dün yapsaydın ya da yarın yapsaydın keşke. Stalin tarzı kokuyor aynen öyle işte Rusya sonuçta ve bir şekilde Borrell bozularak döndü ülkesine. Burada yani bence şu açıdan güzel Avrupa Birliği'nin Rusya'dan bu şekilde uzaklaşıyorsa Türkiye'ye ihtiyacı olacak. Harika. O yüzden Türkiye'nin burada cidden önemi çok fazla. Bak şimdi İngiltere çıktı. Türkiye'nin yolu açıldı. İyi bir Avrupalı lazım. Rusya ile ilişkiler çok iyi gitmiyor. O zaman Türkiye'yi yanımıza çekmemiz lazım. Avrupa Birliği küresel bir güç olmak istiyorsa, istiyor bence, o zaman Türkiye'siz bu iş olmaz. Bunu Avrupa da biliyor. Bu mesaj önemli. Ya hocam o zaman gerçekten minik minik hani artık kendimiz çalıp kendimiz oynamıyoruz galiba. Yani arada da konuştuğumuz konu acaba Türkiye Fransa rekabet edecek noktada diğer devletler tarafından da anılıyor mu cümlesini hani sual olarak ben size yöneltmiştim. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Türkiye'de politik anlamda bir siklet atlama gayreti içerisinde ve Avrupalı da bunu satın almaya başladı. Yani aşırı ırkçılığa rağmen Rusya karşısında Belarus'ta yaşanan olaylara rağmen hocam bu bağlamda Türkiye Fransa rekabeti oluşmaya başladı diyebilir miyiz? Bir anlamda diyebiliriz. Yani şöyle bir şey, Türkiye Libya'da, Doğu Akdeniz'de ki zaten hani kendi hakkımız olan yer şimdi hani Doğu Akdeniz'i şey yapmayalım.
sanki böyle yurt dışı operasyon gibi düşünmeyelim. Suriye'de Azeri-Ermeni Savaşı'nda gerçekten daha önce yapamadığı kadar başarılı operasyonlar yaptı. Ve özellikle Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında subaylarımız gitti, eğitim verdi vesaire, hani taktik açıdan herhalde yardımcı oldular, hani yanlış bir şey söylemeyelim, ama ne oldu? Azerbaycan ordusu kendi başına operasyonları gerçekleştirebildi. Şimdi bu Türkiye'nin dolaylı olarak tarafı olduğu bir durum oldu ve bu iyi bir şey. Şimdi Libya'da aynı şekilde daha birkaç dakika önce haberlerde vardı. Libya'da yeni hükümet kuruluyor, seçime götürmek üzere Libya'yı ve Türkiye bunu olumlu karşılıyor. Şimdi Fransa'ya kalsaydı, Avrupa Birliği'nin bir takım başka üyelerine kalsaydı, mesela İtalya'ya, Libya'da Haftar tarafı kazanacaktı ve böyle bir şey söz konusu bile olmayacaktı. Geçiş hükümeti, işte yeni anayasa seçimi nasıl yapalım vesaire. Dolayısıyla çoktan bölmüş bir Libya konuşuyor olacaktık belki de. İşte ne bileyim, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yine sismik araştırma yapması ya da işte sondaj yapması yine önemli şeyler. Bunlar hani Fransa tarafından beklenmeyen, Avrupa Birliği tarafından beklenmeyen, onların buradaki ajantası diyeyim, Yunanistan tarafından beklenmeyen şeyler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir atak içerisinde, bir gelişim içerisinde dış politikada. Ama bu aktifliği ne kadar sürdürebiliriz bu ekonomiyle, bu pandemi koşullarında? Çünkü yani sonuçta da bir yerde birilerine destek vermek istiyorsanız onlara cephane yollayacaksınız. Bir paranız olacak ki o cephaneyi satın alacaksınız ya da üreteceksiniz. Şimdi bizde tabii turizm çok önemli bir girdi kaynağı yok. Geçen yıl yoktu. Bu yazda çok az olacak büyük ihtimal. İşte Avrupa'ya İhracatımızın bir numaralı kalemi otomotiv. Yurt dışından parça gelmediği için, işte Singapur'dan bir yerden arabaların beyinleri gelmediği için o duruyor. Yani şimdi ekonomik açısına göre, Türkiye'nin iktisadi durumuna göre burada oynayacağı roller, mesela Suriye'de biraz işi Ruslara bıraktık. Bence iyi de oldu. Böylece şey olmuyor, biz büyük masraflara girmiyoruz. Orada ama bir stratejik ortaklıkla bu işi yürütebiliyoruz. Şimdi öbür tarafta Fransa'ya baktığımız zaman, Fransa tabii iktisadi açıdan bizden daha iyi ama iş dinamikte bizim kadar tutarlı değil. Yani bizde ne oluyor mesela? Sağlık açısından herkes maske takacak. Cumartesi, pazar mümkünse evde oturulacak. Sırf işte alışveriş için dışarı çıkabilirsin deniyor. Bugün hariç galiba. Bugün hariç herhalde. Gelirken çünkü bütün Ankara'yı sokakta gördük. Yolda böyle talihsiz görüntüler vardı. Ama ne oluyor? İnsanların tamamı neredeyse buna uyuyor. Şimdi Fransa'da uyumuyor. Uyumadığı için kavga çıkartıyor. Başkalarına hastalığı bulaştırıyor. Günlük ölüm oranları çok yüksek. Protestolar oluyor. Bu arada tabii evden çalışma rahat bir şey, uzaktan çalışma güzel ama şey yok, bu herkese uygulanamıyor vesaire. Bunlar bir tarafı işin. Bir de hocam galiba göçmenler günlük aldığı paralarla yaşamını sağlayan kişiler. Tabii. Orada da bir sıkıntı var. Tabii. Yani benim mesela tanıdığım bir öğrenci vardı Bordo'da okuyan. Haftada iki gün diyor inşaatta çalışıyorum, master'ıma devam ediyorum diyor. Şimdi o çalışma onun geçimini sağlıyor, üniversiteye devamını sağlıyor vesaire. Şey de yok, şimdi yok. İnşaat yok, bilmem ne yok, yani iş gücüne ihtiyaç yok. Dolayısıyla hani o durumdaki insanlar gerçekten çok ciddi sıkıntı içinde. Tabii işte Fransa'nın bir diğer şeyi hala bir dünya devleti, bir dünya imparatorluğu aslında. Yani biz hep böyle İngiltere'yi kendimize şey, işte üstünde güneş batmayan imparatorluk bilmem ne, Hong Kong'u teslim ettiler. Karayipler'deki adalar gitti. İşte bir tane, iki tane orada ada kaldı. Onun dışında bir şeyleri yok şimdi, ama Fransa'nın yani en uzun sınırı Brezilya ile. Çünkü Fransız Guyana'sı diye kocaman bir memleket var orada. Bilmem işte şey var, Pasifik'te adaları var.
bilmem işte Afrika'da eski sömürgeleriyle kültürel bağları var. İşte Union Francophonique falan, böyle Fransızca konuşan ülkeler birliği diye British Commonwealth'ine benzeyen bir şeyi var. Şimdi bunlar tabii iyi ama öbür taraftan Fransa'dan da artık bu ülkelerde bir bıkkınlık oluşmaya başladı. Yani niye? Çünkü durmadan Fransa bir şeyler alıyor. Karşılığında çok az şey veriyor. İşte mesela Marot diye bir adaları var bunların Pasifik'te. Kasırga oldu, bilmem ne oldu. 2 senedir Fransa oraya yardım yollamıyor. Dolayısıyla insanlar diyorlar ki biz Fransız vatandaşı değil miyiz? Bize ne oldu? Biz niye şey yapmıyoruz? Referandumda hayır derken düşüneceklerdi yani, aslında. Evet. Şimdi böyle olunca da Fransa'nın dünya üstündeki eski hakimiyetini, yani böyle Napolyoncu bir bakış açısıyla gitmesi kabul edilebilir ya da sürdürülebilir bir şey değil. Kabul edilebilir değil de sürdürülebilir bir şey değil. Onu yavaş yavaş algılayacaklar gibi ama şu anda değil. Yani şimdi mesela Napolyon'un mantığı neydi? Ben Avrupa'yı kontrol ederim. Bütün dünya bana gelir. Benim gidip de Amerika'da, Güney Amerika'da bilmem nerede toprak sahibi olmama gerek yok. Şimdi öyle olun. Aynısını Macron düşünüyor. Ben Avrupa'yı, Akdeniz'i kontrol edeyim. İhtiyacı olan bana gelir. Bu arada Almanya'yı da geçeriz. İngilizler de zaten kendi kaderleriyle baş başa kaldı. Şey olur. Fakat işte hani bu biraz daha küçük ölçekte düşünen Türkiye, yani nedir işte, belli grupları destekleyelim, işte Libya'da, Suriye'de, bilmem işte Azerbaycan zaten hani biz sayılırız, onu şey yapmayalım, onu konu dışı bırakalım. Böylece hani biz biraz daha nokta atış yapıyoruz, onlar biraz daha genel şey, yani hala Fransızlarda şey var ya, işte Suriye eskiden bizimdi, bizim olsa yine fena olmaz mı mantığı var. O mantığın bir şekilde 21. yüzyıla uyarlanması lazım. O zaman da hani işin rengi değişiyor. İşin rengi değişebilir. Yani satranç tahtasını açtığımızda hani gözüne direkt şahı kestiriyorsun. Ama önce bir piyonla oynamak lazım. Tabii. Galiba Türkiye gücünü anladı. Yani evet, biz nerede olacağımızı, nerede durmamız gerektiğini, enerjimizi nasıl sarf etmemiz gerektiğini doğru anladık ki evet. Artık hani boşa gidecek enerjimizin de olmadığı bilincindeyiz. Tam hocamın kaldığı yerden. Hocam, hani Macron'un Fransa'ya getirdiği bu nokta ve muhtemelen kendi iktidarını bir kere daha konsolide etmiş vaziyette gibi duruyor, bir sürpriz olmazsa. Bununla beraber bazı aşırılıklara da yol verdiğini belirttiniz. Peki çok merak ediyorum. Bu sadece Fransa'yla mı sınırlı? Eurobarometre'nin enteresan anketleri var. Mesela Fransızlara soruyorlar. Fransa'da Müslüman oranı sizce nedir diyor. %22 çıkıyor ankette. Evet. Halbuki 7. Tabii. Polonya'da soruluyor. Kaçtır diyor. %11 çıkıyor. %1. Ya bu algı acaba nasıl yaratıldı? Vallahi işte bu ta 11 Eylül'den beri, hatta daha da eskidim. Huntington bir kitap yazdı biliyorsunuz. Medeniyetler Çatışması. Ben o zaman kitabı okuduğumda dedim ya, bu Huntington ne kadar zeki bir adam. Nereden biliyor bunları? Biz niye bilmiyoruz? Meğerse Huntington işte Amerika'nın politikasını yazmış. Başka bir şey. Bildiğinden değil. Amerika buna politikayı vermiş. Böyle olacak. Bu da yazmış. Oradan beri zaten görüyoruz işte karşı taraf bir din olacak, İslam olacak, kültür olacak ve bu çerçeveden bakarsak bugün işte Avrupa'nın birçok ülkesinde bu terslik var. Bir algı oluştu zaten, işte o Charlie Hebdo hep böyle Müslümanlara karşı bir algı oluştu. Ve şimdi bu algı oluşunca tabii Müslümanların olayı orada çok olumlu geçmedi. Almanya'da 2015 yılı yanlış hatırlamıyorsam Pegida diye bir hareket başladı. Dresden'de, çok güzel bir şehir aslında Dresden, ama Dresden'de bir tane Doğu Alman kültür şehri. Ondan sonra da böyle pazartesi akşamları böyle işte 100 kişi, 200 kişi bir toplandı. İşte Pegida'nın da anlamı açarsak işte Avrupa'yı İslam'dan korumak. Dediler tamam, hani Avrupa'yı korumak, hani güzel bir felsefe de yalnız hani... Viyana kuşatması yok halbuki. Dresden'de acaba yüzde kaç Müslüman var? 0.1. La yok ki, niye? Yani neyi koruyorsun? Ondan sonra cidden her hafta bunlar aylar boyunca ve en son Pegida yürüyüşlerinde 20-30 bin kişi yürüdü Dresden'de ve sonra başka şehirlerde, sonra Avrupa'ya yayıldı. Ve düşün, burada hani Müslüman karşıtlığı prim yaptı.
Bu Müslüman karşıtı halen prim yapıyor. Yani Müslüman algısı, İslam algısı ne yazık ki Avrupa basınında, Avrupa siyasetinde çok fazla prim yapıyor. Hocam, ve hani galiba iktidara kızan da kendini orada buluyor. Tabii. Hani bir kendini ötekileştirip ardından iktidara karşı bir cephe açıyor. Almanya'daki halk partilerine, işte Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlara karşı olanlar karşı çıkıyor. Ne bileyim işte medyayı beğenmeyen, işte medya hep yalan söylüyor diyenler karşı çıkıyor. Yani o kadar, yalnız tabii şeyi çok ilginç, orada bir tek öyle aşırı sağcılar da yoktu. Pegida'yı analiz etmişler. Kimdir bu Pegida'cılar? Bir baktılar hani sen ben gibi insanlar, işte 40 yaşında, 50 yaşında, işi gücü olan, işsiz de değil. Yani bu biraz tehlikeli tabii. Biraz şunu gösteriyor. Yani siyaset şu mesajı alması lazım, orada Almanya için konuşuyorum. Hani biraz biz insanların ne dediğini anlamamız lazım. Biraz onların isteklerine kulak vermemiz lazım. Fransa'da da bu böyle olmadı sarı yeleklilerle. İşte Almanya'da da olmadı ve birçok ülkede bu böyle patladı. Ve işte bugün diyorum hani Macaristan'da tut, Yunanistan'da tut, her yerde aşırı sağcı partiler. Alternatif parti korkuyor. İsveç'te, Hollanda'da. Tabii. Almanya'da bir işte Pegida'dan sonra bir parti çıktı ortaya. AfD, o da yine Almanya için alternatif parti. İlk başta dedik ki ama ne olacak ki canım, hani herhalde yeni bir parti kurulmayacak. Çünkü Almanya'da öyle kolay kolay partiler kurulmaz. 2,5 partili sisteme alışmıştık biz. Bugün AfD partisi, Almanya'da 16 tane eyalet var. 16 tane eyalet parlamentosuna girdi. Bazılarında %25 oy oranla ikinci parti ve çok daha beni rahatsız eden bir şey, Hitler'den sonra Alman parlamentosuna giren ilk partidir. Federal parlamentoda ve şu an hani şeylere bakıyoruz ankete, %10'un üzerinde bir oy var. Yani Almanya'nın işte Hristiyan Demokrat, ondan sonra Yeşiller, Sosyal Demokratlar vardı. Dördüncü parti. Üçüncü ya da dördüncü parti değil mi? Doğu eyaletlerinde ikinci parti %25 nedir ya? Ve bu çok tehlikeli ve yani bu bir tek Almanya'da yok. İşte Fransa'da zaten var. Avusturya'da var. Her yani neo-nazi gruplarının destek verdiği partiden bahsediyoruz tabii, şu anda. Ve burada hani şeyi görüyoruz. İşte özellikle bazı belgesellerde izliyorum. Bunların işte Polonya'da, Macaristan'da, Çekmek'te destekçileri var. İşte özellikle neo-nazi partilerinden ortaya çıkan insanlar. Ve tabii bunlar hem Pegida'nın içine yer alıyor, AfD'nin içine yer alıyor. Ve bütün Avrupa'da yayılmış durumdalar şu an. Bence Avrupa Birliği hani şu Pegida diyorum, pandemi bittikten sonra biraz buna çeki düzen vermesi lazım, yoksa elinden kayıyor. Hatırlarsınız belki 1999 yılında Avusturya'da bir başbakan bir seçim vardı ve bir aşırı sağcı bir vekil vardı, Haider diye. Biz hep buna bizim Haydar diyorduk. Haider seçimleri kazandı, ikinci parti olarak ülkenin dışişleri bakanı olacaktı. Avrupa Birliği dedi ki sen bu adama bakanlık görevi verirsen, bu partiyi katarsan ben seninle ilişkimi dondururum dedi Avrupa Birliği Avusturya'ya. Avusturya tırstı ve Haider'i geri çekti. Ki Avusturya üye olalı daha birkaç yıl tabii olmuştu. Canım. Şimdi Haider'in ne günahı, sonra rahmetli oldu. Haider'in ne günahı vardı yani, bu Haider'i geri çektiler. Şimdi bütün aşırı sağcı vekiller, Wilders'i, ne bileyim Le Pen'i, hepsi bugün parlamentoda. Ve şu çok benim canımı sıkıyor. Avrupa karşıtılar bunlar ve diyorlar ki söylemlerinde, biz seçimleri kazanırsak Avrupa Birliği'ni kapatacağız diyorlar. Ama Avrupa Birliği parlamentosu sandalye kapmak için de büyük bir yarışın içindeler. Ve 8-10 bin avro para alıyorlar ya. Hani benim ağrıma gidiyor. Yani hem Avrupa Birliği karşıtısın, hem orada seçiliyorsun ve bir ton para alıyorsun. Ve diyorsun ki iktidarı alırsak biz kapatacağız sizi. Böyle bir şey olmaz. Ya da diyorlar ki şimdi Brexit... Hocam bu tanıdık geliyor ama. Tabii. Bizde de yani HDP milletvekillerinin burada hala maaş aldığı gerçeğini düşünürsek ne kadar aşı. Şimdi Brexit olayını tartışıyoruz. Brexit'ten önce Grexit vardı, tartışıldı. Sonra İtalya, Itexit, Fransa, Frexit, Almanya, AfD diyor ki biz seçimlerde birinci parti olursak Dexit olacak diyor. Avrupa Birliği'ne çıkacağız diyor. Bunu da açık açık söylüyorlar. Yani o yüzden hani biraz Avrupa Birliği bu birlik beraberlik politikasını biraz daha güçlü yapması lazım. Çünkü aksi takdirde işte 2024'te yine seçim var Avrupa Parlamentosu'nda. Hani çok büyük oy oranı alırlar ve hani daha da tehlikeli duruma gelir. Çünkü her 4-5 yılda bir seçim olduğunda aşırı sağcılar daha fazla oy kazanıyorlar ve bu açıkçası beni çok mutlu etmiyor. İşte hocam bu aşırı sağcıların bu manada yükseliyor olması bir noktaya kadar galiba kontrollü götürüldü. Evet. Hani liderler izin verdi, Avrupa Birliği izin verdi, yani işte amiyane tabirle bu yapının da bir şekilde gazı alınmalı dendi. Tabii. Ardından da muhafazakar partilerin liderleri ben dedi bunları kucaklarım. Merkel de kucakladı bir dönem. Tabii. Ama ne zaman Blair gibi figürler çıktı. İşte üçüncü yol arayışları geldi. Sarkozy sonrasında yeni bir dönem oluştu. Bu defa bunlar artık o kucağa gelecek küçük çocuğu açtılar. Büyük birer figür haline geldiler. Bu figür noktasında da Avrupa Birliği'nin hani o üç temel ayağı vardı.
Evet. Hani bir yandan biz ortak adalet sistemi diyorduk, bir yandan savunma diyorduk, dış politika diyorduk. Tabii. Şimdi partiler arasındaki uyumsuzluk eskiden kol kırılır, yani içinde kalır ruhu da galiba yavaş yavaş çözülmeye başladı. Tabii. Hocam bu bağlamda Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle sınırlı bir yapıdan mı hala bahsetmek lazım? Yani 3 Ekim 2005'ten beri 16 yıldır devam eden müzakereler, bir başlık açmışız. 34 başlık kalmış hocamın belirttiği gibi. Yoksa acaba Türkiye biraz zemini farklılaştırıp tek tek Avrupa devletleriyle, İngiltere'yle ilişki, Macaristan'la ilişki, Fransa'yla ilişki üzerinden mi yürüyor? Ya da yürümeli? Şimdi Türkiye'nin stratejisi büyük ihtimalle evet tek tek ülkeler üstünden olmalı. Çünkü gerçekten her ülkenin artık gerçeği, algısı değişiyor. Yani Macaristan mesela çok önemli bir örnek burada. Fidesz ilk ortaya çıktığında, şimdi hala iktidarda olan, 20 yıldır belki iktidarda, daha uzun süre belki, parti ortaya çıktığı zaman bir gençlik hareketiydi. Başındaki Viktor Orban vardı, hala işte Macaristan'ı yöneten şahıs. Ve Orban dahil diyorlardı ki 35 yaşının geçtiği zaman herhangi bir insan bu partide kalamaz. Ve biz işte gençliği ileri getireceğiz, Avrupa Birliği şeyleri, insan hakları bilmem ne bir şey. Bu kadar zaman geçti. 91'den işte 2021'e geldik. Orban hala başında. Çünkü Orban 35. yaşını doldurduğu gün o kararı kaldırdılar. Şimdi dolayısıyla Macaristan bir değişik tek parti yönetimi gibi bir yönetim içinde. Yani tabii alternatif partiler var, seçimler var vesaire ama Orban 35'e Orban geçmedi müddetçe orada duracak. Aynen öyle yani. Belki hani yanlış okuduk biz şeyi. 35 yıl iktidarda kaldıktan sonra falan yanlış olabilir. Yanlış. Evet ya, Macarcamız. Avrupa'da böyle şeyler olmaz. Yok, olur mu? Olmaz. Şimdi aynı şekilde mesela Polonya gittikçe muhafazakarlaşıyor. Fransa'da çok ciddi, hani hocamın da belirttiği, sizin de belirttiğiniz gibi çok ciddi yabancı düşmanlığı var. Şeyde Almanya keza, işte Avusturya öyle, Çekya öyle. Bu tarafa geliyoruz. Hani Bulgaristan bir ara kendini toplamıştır, şimdi yine. Romanya hani çeşitli gruplara karşı, işte Moldovyalılar, Çingeneler vesaire, Romanlar diyoruz da biz onu. Avrupa'daki o demokrasi algısında uzak devletlerde aynı zamanda tabii, hala. Tabii tabii. Şimdi böyle olunca dolayısıyla iki turlu bir Avrupa çıkıyor karşımıza. Yani bir anda işte Çekya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, işte Polonya. Hocam Doğu bloğu oldu yine. Doğu bloğu. Avrupa Birliği'nin Doğu bloğu oldu. Ve Almanya'nın doğusu aslında. Evet. Dresden'de yaşanan olaylar. Yani şimdi dolayısıyla böyle bir şey var. Ama öbür yandan tabii bir de teknoloji tarafı var bu işin. Yani bu internet, özellikle Twitter, bir yankı odası tabir ettikleri şeyi getirdi hayatımıza. Yani ne oluyor? Siz Twitter'da birini takip ediyorsunuz. O başka birini takip ediyor. O bakıyorsunuz bir yere üye olmuş. Siz de o topluluğa giriyorsunuz. Bakın işte şeyler, hani falanca şarkıcıyı takip edenler de var ama yabancılar burada ne arıyor? Zencilerin Marsilya'da ne işi var diyenler de şey oluyor. Ve sadece kendi muhatabınızla görüştüğünüz, başka görüşten kimseyi okumadığınız için bu sefer çok ciddi bir biçimde bir algılama bombardımanıyla karşılaşıyorsunuz. Aynı şey mesela QAnon Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani şu Trump 6 Ocak'ta şey yapmasaydı, o baskına yol açmasaydı mesela onlar da alıp yürüyecekti. Şimdi çok ciddi bir şey var. Fakat hani bu baskından sonra yine CNN'de vardı bir şeyle, iki kişiyle konuşuyorlar hani sokaktan, iki insan. Biri işte demokrat, biri cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi olan diyor ki, ya diyor gördünüz mü diyor, işte diyor antifalar ve bilmem neler, solcular şey yaptı, bizim kılığımızda gittiler, meclisi, kapitolü bastılar falan. Şimdi buna inanıyor. Niye inanıyor? Çünkü Twitter'da üye olduğu grup buna onu inandırmış. Ve yani hani artık eskisi gibi açıp gazete okumadığımız için online ya da gazete şey yani kağıt formatında, bu sefer şey oluyor. Herkes kendi yandaşının
söylediği ya da hani kendi tarafının söylediğinden başka bir şey duymamaya başlıyor. Bu işte aşırı sağı yükseltiyor. Bu yabancı düşmanlığını körüklüyor. Bu kültürün daralmasını körüklüyor, buna yol açıyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Avrupa'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çünkü ne oluyor? Twitter'da ya da başka bir mecrada, sosyal medyada şey yapar gibi, evin mutfağında da dedikodu yapar gibi konuşuyoruz. İşte bilmem kimin kıyafeti de ne kötü filan. Ama gidince sana çok yakışmış canım dersin. Gerçek hayatta burada o da olmuyor. Ya hakikaten çok rüküş o kıyafet oluyor. Ya da işte zenciler niye oy kullanıyor ki diyor biri. Çok haklısın diyor. Sorgulama müessesesi galiba kapandı. Öbürü de diyor ki ya ne kadar iyi söyledin falan. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman siyahiler niye oy kullanıyor paylaşan bir sürü insan bir araya geldiği zaman işte Hillary Clinton bilmem pizzacıdan Illuminati'yi yönetiyor. İşte çocukları ateşte yakıyorlar falan gibi şeylere de inanan insanlar çıkıyor. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii daha kuvvetli yaşanıyor ama Avrupa'da da bunun karşılık bulması var. Böyle olunca da ne oluyor? Bir takım zaten kendisi kısıtlı ülkeler, mesela hiç ondan bahsetmiyoruz ama İrlanda, dünyanın en Katolik memleketi, İtalya, Polonya, bunlar çok ciddi Katolik ülkeler. Bunlarda kürtaj yasak, boşanmak problemli, işte boşanırsan bir şekilde de ikinci defa evlenirsen kilisede evlenemezsin, bilmem ne olur, toplum sana küser filan. Bunlar ayrı bir blok oluşturuyor ve işte Fransa'daki aşırı sağda mesela bu özlemle yaşayan insanları bir araya getiriyor. Yani işte Nijeryalı, Senegalli bilmem ne olmasın, ben Trikodoro meydanına gidip Eyfel'e doğru yürürken Senegalliler müzik gösterisi yapmasın ya da işte bilmem Eyfel Kulesi'nin maketini bana satmasın, ben Fransız görmek istiyorum. Şimdi hakikaten Paris'te bir metroya bindiğiniz zaman mesela bir ya da iki Fransız görüyorsunuz vagonda, geri kalan işte Afrikalı, bilmem Asyalı falan ve oraya yerleşmiş çalışan emekçiler aslında, hani şey değil. Tam burada değerli hocam bizden ayrılacak. Tabii. Birkaç dakika hocam. Evet. Merkel sonrası Almanya nereye gider? Vallahi Merkel sonrası Almanya birazcık zorlanacak ilk aşamada. Ya bu aşırılıkları önleyebilir mi? Ya şöyle, hani devlet siyaseti devam edeceği için önlemeye çalışacak biraz ama Merkel'in ilk göreve geldiğini düşünün. Merkel de çok karizmatik bir lider değildi. Herkes diyorlar ki ya bu bir kadın, işte Doğu Alman, işte papazın kızı, ne olacak bundan, ama işte görüyoruz 16 yıl iktidarda kalabildi. O yüzden Merkel'den sonra işte hangi koalisyon hükümeti kurulacak, işte Yeşillerle mi Hristiyan Demokratlar, ne bileyim işte Sosyal Demokratlarla mı Sol Parti ve Yeşiller. Görünen o ki sanki işte Yeşillerle Hristiyan Demokratlar şu an ön planda gözüküyor. Yani bence başbakan adayı olacaksa Armin Laschet başarılı bir siyasetçi olur. Ama tabii ilk başta öyle çok kolay bir iş değildir bir ülkeyi yönetmek. Ve nasıl Merkel Helmut Kohl'dan sonra zorlandıysa, şimdi de işte Laschet olsun ya da başkası olsun Merkel'den sonra çok zorlanacak. Çünkü herkes onu o şekilde ölçecek. Ya Merkel bunu şöyle yapardı. Bakmayın hani Merkel son dönemde biraz puan kaybetti ama Merkel Alman siyasetini cidden adını yazdırabildi. Herkes mesela Schröder bile bu kadar yazdırmamıştır adını ama Merkel cidden adını yazdırabildi ve Almanya için önemli şeyler yaptı. O yüzden hani Almanya tabii güçlü olmak zorunda kalacak. Yine bir şekilde bu aşırılığı önlemeye çalışacak. Özellikle AfD'ye karşı mücadele etmek zorunda olduğunu bilecek. Ama biraz zaman alacak. İşte o zamanı Fransa doldurmaya çalışacak açıkçası. İşte belki bir senelik bir zaman olur, bir 7 aylık bir zaman olur. Onu Fransa doldurmaya çalışacak. Ama Fransa'da işte seçim geleceği için Fransa'da hani onu çok iyi kullanacağını zannetmiyorum sonra. Hocam teşekkür ediyorum bu anlamda. Ben teşekkür ederim. Almanya ile ilgili Merkel sonrasında olası senaryolarla ilgili bu yorum önemli. Çünkü belli ki yeni gelecek lider kim olursa olsun o ağırlığın altında ezilme riskiyle beraber yeni bir döneme doğru ilerlenecek. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam arasının ardından yeni bir bölüm ve yeni bir konumuzla tekrar beraber olacağız.
küresel politika programı reklamların ardından devam ediyor ki tam da kaldığımız nokta kritik bir noktaydı. Yani Avrupa Birliği yapısından ziyade artık galiba ülkeleri tek tek okumanın vakti geldi. Yani 2019'un, 20'nin, 21'in kritik değişikliklerinden bir tanesi bu. Ki Türkiye de dış politika bağlamında bunu iyi okumaya başladı. Her devletle tek tek pazarlık masasına icabında oturuyor. Diplomatik bir takım teamüllere ilişkin doğru adımlar atıyor. Macaristan'la ayrı konuşuluyor, Polonya'yla bazı ilişkiler ayrı konuşuluyor, İtalya'yla meselemiz ayrı, Malta'yla Akdeniz'i tek başına konuşabiliyoruz. Ki Avrupa Birliği topyekün artık 28 diyemiyoruz, 27 devletli bir yapı olduktan sonra o homojeniteyi, o demir kapıları bir miktar gevşetmek durumunda kaldı. Bu gevşeme esnasında hakikaten pandemi dönemi bir anda devreye girdi. Ve pandeminin yarattığı o bir yıllık durgunluk dönemi bir takım dönemsel anlamda değil, uzun yıllar revizyon talep eden gençleri de aslında bir anlamda sokağa döktü. Ya bazen bunun adı Katolik Protestan ayrımından sokağa dökülme oldu. Bazen aşırı sağdan kaynaklandı. Bazen ırkçılar sokağa döküldü ama geçen hafta özellikle Belçika'da, Hollanda'da, Amsterdam'da, Brüksel'de yaşanan olaylarla beraber acaba Avrupalı gençler başka bir takım reaksiyonlar göstermek adına pandemiyi bahane mi ediyor? Yani Avrupa'da yaşanan bu karışıklıkları aslında ikinci yarıda bir miktar konuşacağız. Bu bağlamda değerli hocam Nail Arkan'a veda ettik ve şimdi Kıbrıs İlim Üniversitesi'nden sevgili Tugay Yazgan hocamız bizlerle beraber. Tugay hocam, bu bağlamda yaşanan süreci Avrupa'da gençlerin artık kendi enerjileri mi fazla geldi, sadece pandemiyi mi protesto ediyorlar, yoksa hocamın belirttiği gibi bir Fransız'ı zaten saat 18'den sonra evde tutmak çok da mümkün gözükmüyor. Bu protestoların altında hangi toplumsal psikoloji var? Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bu tabii şimdi insanoğlu sosyal bir canlı ve bu sosyal hayat bir yıldır çok büyük bir sekteye uğradı. Hatta ben bazen konuşmalarımda da yani arkadaşlarla konuşurken de söylüyorum. Bize diyorum hayatımıza bir yıl eklemeliler. Çünkü biz bir yıldır yaşamıyoruz aslında insan olarak. Sosyal anlamda en azından. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var. Biz bu dönemde çok fazla sosyallikten uzaklaştık. İşte uzaktan eğitim. Geçen Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesinin CEO'su dedi ki 35 bin çalışanımız şu anda evden çalışıyor. Ve biz bunun faydalarını gördük. Dolayısıyla bundan sonra da bunları masa başına çağırmayabiliriz dedi. Tabii enerji açısından düşündüğünüzde servis masrafı, işte yemek vesaire bir sürü kalemden bu şekilde tasarruf etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla dünya farklı bir yere gidiyor artık. Bu pandemi bize neyi öğretti? Artık farklı şekillerde yaşayabiliriz. Farklı şekillerde çalışabiliriz. Artık mesela para, nakit para kullanımı yerine akıllı kartları kullanacağız. Uzaktan eğitim olacak. Sosyal olarak birbirimizden ortamsal anlamda uzaklaşacağız. Düşünsenize yani biz Türk milleti olarak karşılaştığımızda sarılırız, işte elimizi sıkarız, öpüşürüz vesaire. Bir yıldır bunlar yok. Özledim hocam. Özledim. Efendim? Özledik diyor. Bunu herkes özledi fakat zannediyorum biz yaz sonunu bulabilir bu tür davranışlara geri dönmemiz. Yaz sonunu bulabilir çünkü sürekli işte virüs Brezilya'da işte mutasyona uğradı, İngiltere'de uğradı. Böyle farklı farklı şeyler geliyor. Şimdi tabii buna birçok bu tür sıkıntılara, bu tür stres kaynaklarına, kaygılara belirsizlik eklendi. Bu belirsizliği bütün dünya zannediyorum yaşıyor. Avrupa birçok ülkede olduğu gibi Avrupa da buna çok hazırlıksız yakalandı ve süreci yönetmekte zorlandı. Gençler dediğiniz zaman da şimdi ben bakıyorum bu olayları izliyorum. Öncelikle yasak dediğiniz şey zaten gençleri böyle hani içindeki enerjiyi patlamaya doğru sevk ediyor. Çünkü biz ailelerle de görüşürken mesela deriz ki MMA eklerini fazla kullanmayın. Çünkü MMA ekleri çocuğa yap et mesajı verir. Yapma etme dersin, yapar ve eder. Dolayısıyla nedir burada yapacağın iş? Empati kurmak, anlamaya çalışmaktır. Çocuğun davranışının altında yatan nedeni anlamaya çalışmaktır. Şimdi burada gençlerle ilgili bilhassa yapılacak iş davranışlarının altında yatan nedeni anlamaya çalışmak. Çünkü bunların hayatında bir sıkışmışlık var. Sosyal hayatları yok. Bir de şimdi bu kuşağa baktığımızda ben biraz önce yayında da Pegida örgütünden Nail Hocam bahsetti. Mesela Eindhoven'daki olayların başlangıcı bu ırkçı Pegida örgütüyle başlıyor.
Hatta bu örgüt çok uç eylemleri olan ve engellenen, devletçe engellenen bir örgüt. Şimdi orada baktığımız zaman buna işte Hollanda direniyor diye bir grup ekleniyor ve olaylar büyüyor. Burada ilginç olan bir şey var. Mesela Z kuşağı dediğimiz 2000 doğumlu kuşak %80 oranında bu o olayların içinde olduğu söyleniyor. Yabancı basından takip ettiğim kadarıyla %80'i Z kuşağı. Bunlara bakıyorsunuz teknolojik anlamda çok iyiler, iyi organize oluyorlar, bireysel davranıyorlar. Fakat bireyselciliğin yanında biliyorsunuz kişinin bireysel hareket etmesiyle grup olarak hareket etmesi arasında çok fark var. Çünkü bireysel olarak yapamadığınız birçok eylemi, size ters gelen birçok etkinliği grup halinde çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Çünkü bir güç oluyor, bir aidiyet oluyor. Şimdi Hollanda'daki olaylar çok ilginç. Eindhoven'da mesela aidiyet anlamında ben değerlendirdiğimde söyleyeyim ülkeye aidiyet ya da ne bileyim şehre aidiyet anlamında bu olayları irdelediğimde oradaki halk, yani yerleşik halktan bahsediyorum, olaylardan sonra temizlikçilerle beraber yerleri süpürüyor mesela, sokakları süpürüyor. Yani bir dağıtan grup var, bir de toparlayan grup var. Bilhassa Eindhoven şehrinde. Demek ki aidiyet duygusunda bir sıkıntı var. Öncelikle o ülkeleri, o şehirleri yönetenlerin şuna karar vermesi gerekiyor. Bu insanlar kendini neden bu şehre, bu ülkeye ait hissetmiyor diye düşünmeleri lazım. Yani davranışın altında ne yatıyor? Bir ilginç olan bir şey var. Çocukların hemen hemen hepsi bu yağma davranışı içinde burada ismini vermeyeceğim bir telefona sahip olmuşlar. Çünkü en çok yağmalanan işletmeler telefon satıcıları, ondan sonra kıyafet satanlar, kuyumcular en çok yağmalanan şey, yani mesela orada bir market yağmalanmıyor oran anlamında baktığımız ama telefonların hepsi değişmiş. Dolayısıyla çocuklar bunu fırsata dönüştürmüşler, bu olayları benim anladığım kadarıyla. Telefonları yenilemişler bu arada mesela. Bu çünkü onlara büyük bir külfet getiriyor biliyorsunuz telefon fiyatlarını. Yeni bir telefon yenileme metodu olarak galiba Hollanda'da bu tip bir durum gelişmiş vaziyette. Ben tabii basından okuduğum kadarıyla söylüyorum. Çünkü öyle bir yağma varmış ki bu şeylerde, telefon satıcılarında. Diyorlar ki herhalde öyle bir yağma var ki çocukların hepsi hemen hemen telefonları değiştirdi. Bir de tabii şey var. Hani bu çocukları bir yasaklarla tutmaya çalışıyorsunuz. Fakat biliyoruz ki yasak koymak en kötü yönetim şekli. Çünkü yasak dediğiniz zaten insanları hemen karşınızda örgütlüyor ve harekete geçiriyor. Şimdi ben şeye bakıyorum. Mesela daha yukarılarda Norveç'e falan çıktığımızda orada da aynı 3 aşağı 5 yukarı protestolar var. Fakat orada ilginç olan bir şey var. Binlerce kişi protestoya katılıyor. 4 kişiye uyumu, toplumsal uyumu bozmaktan ceza yazılıyor. Bir kişi polise taş attığı için sorgulanıyor. Bunun dışında olay yok. Ama Avrupa'ya geldiğinizde zannediyorum kültürel elbette ki farklılıklar burada işin içine girince işler karışıyor. Dolayısıyla bu kuşak sosyal medyada da çok rahat iletişim kurup organize olabilen bir kuşak. Siz hem pandemiye hazırlıksız yakalandınız, hem toplumsal olayları yönetemiyorsunuz. Devletler neden var? Devletin benim bildiğim kadarıyla, sizin alanınıza daha çok giriyor, ukalalık etmeyeyim. Devletlerin birinci kuruluş amacı güvenliği sağlamak diye ben biliyorum ya da öyle öğrendik biz. Önce güvenliği sağlayacaksın. Ama benim anladığım kadarıyla gençler bu krizi fırsata çevirmişler. Çünkü biz derslerimizi de anlatırken hani krizi fırsata mı çevireceğiz yoksa yok olup gidecek mi diye anlatıyoruz. Gençler zannediyorum fırsata çevirmişler. Hocam tam bu noktada hakikaten, yani eğer Norveç'te polis bulup taşlayabildilerse o da hakikaten o gençlerin büyük bir başarısı diye belirtmek lazım. Hocam mecburen zannediyorum alana çıkmışlar. Bizim İsveç'te yaşadığımız bir olay vardı. İşte yüksek lisans döneminde bir grup protestoda bulunuyor. Biz de işte Türk'üz orada, yabancı öğrenci, fakat aramızda da bir milliyetçilik kanı var. O grubun kim olduğunu biliyoruz. Polis aradık. Bakın dedik, parlamentonun önü Stockholm'de ve Avrupa Birliği'nin terör listesinde olan bir yapı. Hı hı. Bir protesto gösterisi. O esnada polisi bulduk bir şekilde sokakta. Bakın dedik, böyle böyle siz dedik bunları terör örgütü olarak tanıyorsunuz fakat onlar burada başka bir protestoyu, işte kaldırım taşlarını söküyorlar hakikaten. Polis bize şunu demişti. İki tane Türk'üz biz orada. Ya bizim demokrasi anlayışımız şöyle cereyan ediyor demişti. Siz de Türk bayrağı alın, onların karşısına çıkın.
Yani dedik biz orada yerler, işte biz orada müdahale ederiz. Yani önce yiyecekler, ardından da bizi artık kalıntılarımızı kaldıracaklardı. Hocam, Tugay hocamın belirttiği bu göstericiler galiba yabancı da değil. Hani Libyalı değil, Liberyalı değil, Fas'tan gelenler değil. Bunlar bayağı bildiğimiz o beyaz Belçikalılar. Eindhoven'lılar, Amsterdamlılar. Yani galiba iklim de değişiyor. O Z kuşağını anlamakta zorlanıyoruz, farkındayım ama bu yorum esnasında o ötekileştirilen grup bir şekilde birbirini bulabiliyor mu hocam? Bulur tabii, yani onda şey yok ama buradaki problem herhalde şey, yani şimdi hocam Norveç'ten bahsetti. Norveç ve Finlandiya, yani İsveç'ten biraz daha farklı olarak yabancıların çok az olduğu yerler. Yani özellikle mesela Finlandiya bakmış hangi şeylerde yabancı iş gücüne ihtiyaç var. Onda mümkün olduğu kadar şeyi yükseltmiş, ücretleri yükseltmiş. Böylece yurt dışından kimse gelmeden Finliler, o yani işte çöp mü toplanmak istemiyor, çok yüksek bir maaş verince bu sefer çok rahat şey oluyor, halloluyor. Bilmem, böylece hani yabancı sayısının çok kısıtlandı. Tabii buna rağmen mesela Helsinki'de gidiyorsunuz, şeyde Fener formalı şeyler var, nedir adı? Dönerciler var falan. O, bugün muhakkak o ya Galatasaray formalı ya Fenerbahçe formalı birileri vardır. Tabii tabii. Ama şeye geldiğimizde, kıta Avrupa'sına geldiğimizde tabii orada bir şey var. Yani sömürgelerden gelen insan problemi var. Şimdi bunlar da arada patlama yapıyor. Onları da görüyoruz. Yani nedir işte mesela Fransa'da bu Senegal'den gelenler, şeyden gelenler, Kuzey Afrika'dan gelenler, Cezayir'den gelenler vesaire, hani bunlar var. Siyahi Afrika'dan, Sahra Altı Afrika'dan gelen Fransızca konuşanlar var. Bunlar da arada işte bir yıl oldu herhalde sokaklara çıkıldı, arabalar yakıldı. Lyon, hani ya, bizi de görün diye. Ama bu olurken diğer taraf sustu. Yani bunlar niye bizim şehrimizde iş yapıyor, niye nümayiş yapıyorlar, niye gösteri yapıyorlar sorusu gündeme çok gelmedi. Hani aman dursun olaylar diye. Şimdi bir patlama var. Z kuşağı tabii şimdi işsizlik açısından ciddi problemleri var. Bir de tabii şeyle, yani ondan hiç bahsetmiyoruz ama bu iklim değişikliğiyle mücadele yüzünden pek çok üretim süreci değişiyor işte. Kömür çıkartılmıyor artık, bilmem petrol aramasına sınır getiriliyor vesaire. Yani diğerlerine göre daha yüksek ücret ödeyen ve genç iş gücüne ihtiyaç duyan madencilik sektörlerinde vesaire çok ciddi şey daralması, istihdam daralması var. Şimdi iş bulamıyorum, bilmem temiz enerji diye beni şey yapıyorlar, bir tane zar zor üçüncü el, dördüncü el şey almışım, dizel araba almışım, Paris'in merkezine sokmuyorlar. Bilmem ne, bu bir birikim yaratıyor ve patlıyorlar. İşte demin de bahsettiğimiz gibi bu sosyal medya üstünden çok güzel gruplar oluşturulabiliyor. İşte şeyler yapılabiliyor. Bir sürü değişik sosyal medya ortamında gruplanmalar oluyor vesaire ve bu sayede de, ya da bu yüzden de, çünkü olumsuz bir şey, bu insanlar sokağa döküldükleri zaman işte böyle yağmalama işlerine girişiyorlar. Çünkü işlerinde bir benim ailemin, benim annemin, babamın önlerine sunulan imkanlar bana niye sunulmadı? Ben abime, ablamı Erasmus'lu bilmem İspanya'ya giderken gördüm. Bilmem bir dönem orada okudu, bir dönem Almanya'da okudu, bilmem ne oldu. Ben şimdi sokağa bile çıkamıyorum maskesiz. Bu nasıl bir dünya diye de bir dolma hissi var. Yani ve bu, o devletler arasında Yunanistan'a sunulan ayrıcalıklar niye Macaristan'a sunulmadığının tabii o da var, insani versiyonu bu defa ailemden birine sunulanlar niye bana sunulmadı diye bir patlama yaratıyor. Tabii, yani şimdi mesela Brexit'in İngiltere'de bu kadar destek bulmasının, oylamada %52 almasının bir sebebi, bir belli bir yaşın üstündekiler, 65-70 yaşın üstündekiler, Avrupa Birliği'nden çıkalım. Eski İngiltere'yi özledik. Eski İngiltere'yi özledik. Ama gençlerde de şey vardı. Ben artık ev satın alamıyorum.
Yani çünkü emlak fiyatları aşırı artmış. Niye aşırı artmış? Çünkü işte Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden gelen bir sürü profesyonel Londra'ya yerleşmiş, Liverpool'a yerleşmiş, Birmingham'a yerleşmiş, Glasgow'a yerleşmiş. Buradaki emlak fiyatları uçmuş. Şimdi eskiden bir işe girdiğiniz zaman 23-24 yaşlarında şey yapardınız. Hani bir mortgage alırdınız, bir eviniz, ev kredisi çekerdiniz ve bir apartman dairesi. Hani 1+1 olsun, bilmem ne olsun, eski bir yer olsun. Başını sokacak bir ev olurdu. Şimdi söz konusu değil. Hani bizde nasıl bizim ailelerimiz, büyüklerimiz emekli olduklarında bir yazlık veya araba alabilirlerdi, şimdi biz alamıyoruz. Hani onun çok daha dramatik bir şey. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince, yani para yok, gelecekten umut yok, ev sahibi olma ihtimali çok zayıf, işler çok şey. Bir de hani bizde çok şükür çok olmayan, yavaş yavaş başlamaya başlıyor ama sıfır saat sözleşme diye bir şey var Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'de. Ne o? Sizinle bir sözleşme yapıyor, hiçbir hakkınız yok. Ben seni çalıştırırım, işten çıkarttığım zaman da tazminat ödemem. Şimdi bu Z kuşağı için bütün Avrupa Birliği çapında, ama özellikle İngiltere'de, yani artık İngiltere Avrupa Birliği değil ama Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da ve hani Avrupa Birliği dışında İngiltere'de çok yaygın. Yeni işe başlayan herkes neredeyse böyle başlıyor. Sosyal güvenlik açığını kapatmanın bir yolu kendilerince, evet, aslında. Ama ne oluyor? Bir sürü sosyal güvencesi olmayan insan sistem içerisinde patlama noktasında böyle fitili ateşlenmiş duruyor. Öyle olunca da işte hocamın anlattığı Eindhoven'daki gibi olaylar ortaya çıkıyor. Yağmaya da dönebiliyor. Yağmaya da döner. Reaksiyon. Çünkü niye? Ben mahrum kaldım. Benim aileme sunulan, benim büyüklerime sunulan, hatta hani iki kuşak öncesi savaş sonrası kendini toplayan Avrupa'dakilere sunulan haklar, hak da değil de edinimler yok artık. O zaman ne olacak? O zaman niye ben giderim işte telefon da çalarım? O da çalmak olmaz çünkü aslında o benim hakkımdı. Değil mi? Tabii o mantık oluyor. Cem Hocam, tam hani bu noktada Tugay Hocam'ın bu sosyolojik analizine dönmek istiyorum. Hocam, Cem Hoca'nın belirttiği şekliyle aslında bu artık göçmen karşıtı bir politika olmaktan da çıkıp zaten hak edileni kazanma telaşı içerisindeki bir kuşağa doğru yönlenmiş vaziyette. Bu çocuklar 20'li yaşlarından itibaren, belki 20'li yaşların başlarından itibaren bu benim de hakkım diyerek sokağa iniyorlar. Galiba sadece bu manada yabancı olmak, ötekileşmiş olmak, göçmen olmak değil, onları buluşturan başka kaygılar var. Peki devletler bu manada hangi yollarla mücadele etmeliler? Yani o kuşak gençlere, mesela Avrupa Birliği politikaları dahilinde hakikaten gençlik politikaları çok önemli ayaklardan bir tanesi. Hem sivil toplum diyaloğu bağlamında, hem programlar bağlamında gençliği Avrupalılık kimliğine doğru itmeye çalışıyorlar. Hocam, bu gençlik Z kuşağı haricinde yeni bir kimliğe bürünebilir mi? Bununla ilgili ne gibi tedbirler alıyorlar? Şimdi burada aslında düşünülmesi gereken şey, devletin bu çocuklarla ilgili yatırımlarından çok. Şimdi biz devlet her insana yatırım yapıyor. İşte okuduk, işte yüksek lisanslar, doktoralar yaptık, ondan sonra yaptık. Fakat bu devlette bir karşılık bulabiliyor. Ama özel sektöre geldiğin zaman senin her kaydettiğin aşama şirket için bir maliyet olarak patronun karşısına çıkıyor. Dolayısıyla devletin burada yapacağı adımlar ya da atacağı adımlar önemli. Şimdi Avrupa'da hocalarım da bahsettiler. En büyük sorun ne? Yabancıların ucuz iş gücü olarak gelip çalışması ve o ülkenin insanının buna karşılık işsizlik maaşıyla belki geçiniyor durumda olması. Şimdi bu bir ülke vatandaşı için katlanılabilecek bir durum değil. İkincisi, bizim 30'lu 40'lı yaşlarda sahip olabildiğimiz birçok şeye bu çocuklar çok hani eli bir şey tutmaya başladığı andan itibaren neredeyse başladılar. Çünkü çocuk fiziki gelişimi, en azından el becerisi geliştiğinde elinde cep telefonu tutmaya başladı. Aileler cep telefonunu bir çocuk oyalama aracı olarak görmeye başladı. Çok çabuk teknolojiyle tanıştılar. Onlara çok fazla imkanlar tanındı.
ve doyumsuzluk başladı. Şimdi şöyle düşünün. Şu anda ben yıllarca hani özel sektör deneyimim de olduğu için şu anda üniversiteyi bitiren bir genç 2 sene sonra genel müdür olacak hedefiyle başlıyor işe. Bizim böyle bir hedefimiz 15-20 yıldan önce yoktu biz başladığımızda. Çünkü önümüze baktığımız zaman diyorduk ki o emekli olacak, o başka bir yere transfer olacak. O arada biz kendimizi geliştireceğiz, yüksek lisans yapacağız, bir yerlere geleceğiz. Ama şimdi gençliğe baktığımızda öyle bir doyumsuzluk var ki cep telefonu alıyor, 6 ay sonra cep telefonu demode oluyor. Diyor ki arkadaşlarım bu telefonla oyun oynuyorlar, ben oynayamıyorum. Dolayısıyla şimdi şöyle biraz gerilere gidersek, Levent Hocam senin yaşın çok müsait değil. Biz 1960'la... Hocam bunları duymak 80... istiyorum. Bunlar duymak Buyurun. İstediğim cümleler. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Ben bir sonraki programı garanti altına almaya çalışıyorum. Şundan, Nail Hocam 1999'daki Avusturya liderinden bahsetti, hatırlarsın dedi. Ben o sırada 15-16 yaşındaydım, hiçbir şekilde hatırlamıyordum ama bozmayayım diye söylemedim o şeyi. Şimdi şöyle bir şey var. Biz 60 yılıyla neredeyse 90 yılı arasını Renault TX, Murat 124 ve 302 otobüsle geçtik. Şimdi araba alıyorsun, bir yıl sonra demode. Ne oldu? Onun şu özelliği vardı, bunun bir özelliği var. Şimdi çocuklara hedef göstermek o kadar zor ki. O kadar zor ki çünkü bizim zamanımızda hedefler belliydi. Sosyal okuyorsan hukuka gideceksin, uluslararası ilişkilere gideceksin. Fen okuyorsan diş hekimine, tıp fakültesine, oraları beceremiyorsan mühendisliğe gideceksin. Şimdi çocuklarla konuştuğumuzda ben mesela ilginç bir örnek vereyim size. Benim oğlum veterinerlik okumak istiyor. Sonra ne yapacaksın dedim. İzlanda'ya gideceğim dedi. Ben dedim ki İzlanda'yı nereden buldun? Hani şöyle hedefi oluyor insanların değil mi? Üniversite okuyup Amerika'ya gideceğim. Bizde öyleydi çünkü. İzlanda'ya gideceğim. Neden? Ya dedi baba orası şöyle böyle. Yani ben şimdi buna cevap veremedim çünkü İzlanda'yı bilmiyorum. Onun bildiğini bilmiyorum. Dolayısıyla cevap veremedim. Sonradan araştırdım. Dedim ki soğuğa katlanabilirsen olabilir. Şimdi bizim karşımızda böyle bir gençlik var. Şimdi bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda biz tek kanaldan bilgi alırdık. Bizim anne babamız öğretirse öğretirdi. Bir de okulda öğretmenimiz öğretirse öğretirdi. Şimdi sen bir şey söylüyorsun. Diyor ki hayır öyle değil. Bak burada böyle söylüyor diyor. Yani senin söylediğin doğru bile olsa zaman zaman otorite olamayıp çocuğunun karşısında ya da öğrencilerin bile karşısında otorite olamayıp başka bir kaynağa güvenebiliyor. Dolayısıyla sadece Avrupa'nın değil, bütün dünyanın en azından kendini gelişmiş olarak, gelişmekte olarak tanımlayan ülkelerin bütün bunların bilincinde olarak eğitim sistemlerini yenilemeleri lazım. Artık tahta kalem işleri bitti. Artık hocam, sınıflardan tahtayı kalemi bırakacağız. Tam mesela. Bu tahta kalem meselesine minicik virgül koyuyorum. Kısa bir reklam arası var. Ardından Avrupa'daki gençlik, Z kuşağı, küresel politikalar ve artık hem devletlerin hem özel sektörün istihdam alanındaki bu süreci nasıl yöneteceğini konuşacağız. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar beraberiz. Küresel politika programı kaldığı yerden ve hakikaten olanca hızıyla devam ediyor. Şöyle olanca hızıyla. Yani Z kuşağı konusunu konuştuk. Küreselleşme sürecinin aslında Avrupa Birliği'ne dayattığı bu politikaların nasıl yönetilemediği meselesinden bir miktar bahsettik. Ve gençliğin taleplerine sadece devlet değil, aynı zamanda o küresel büyük şirketlerin de farklı cevap arayışlarında olduğu, istihdam sorunlarının belki de nesillerin birbirine bıraktığı mirastaki payın giderek daraldığından bahsettik. Şimdi tam da bu noktada Tugay hocamızın bıraktığı yerden Cem hocamıza dönüyorum. Hocam bu galiba Avrupa Birliği'nin sadece küreselleşmenin etkisiyle doğuran bir mülteci krizini yönetememesi. Entegrasyonist bir anlayıştan önce acaba asimile edebilir miyiz, bunları kendi içimize eritebilir miyiz algısından sıyrılmak zorunda olduğu yeni bir iklime doğru gidiyor. Ve galiba bu iş sadece gençlik değil, hatta 0-6 yaş arasındaki o çocukları, bebekleri bile politik bağlamda etkileyen bir takım hadiseler ve öyle gözüküyor ki 10 yıl, 20 yıl sonra seçmenleri üzerinde de doğurabileceği bir takım olumsuz etkiler gündeme gelmiş vaziyette. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii Avrupa'nın yani ya da Avrupa Birliği'nin diyelim. Çünkü artık hani neredeyse bir biz, bir Makedonya, bir Sırbistan falan kaldı girmeyen. Şeyine baktığımız zaman, gelişimine baktığımız zaman bu yabancılarla ilişkiye, göçmenlerle ilişkiye, yani sığınmacı değil ama göçmenle ilişkisine ilk başta bir asimilasyon şeyi var 60'larda 70'lerde. Gelsinler burada çalışsınlar, biz bunlara işte Almanca, Flemenkçe neyse Fransızca öğretelim, toplumun içinde kaynaşsınlar,
çifte vatandaş olsunlar. Sonradan kendi ülkelerinin vatandaşlığını da bırakırlar. İşte Fransız olurlar, Hollandalı olurlar, Belçikalı olurlar filan. Sonra bu olmayınca ya da büyük ölçüde gerçekleşmeyince bu sefer çoklu kültür şeyine döndüler. Nedir çoklu kültürlülük? İşte Türkler Türk gibi yaşasın, bilmem aynı mahalledeki işte Makedonlar Makedon gibi, Yunanlılar Yunanlı gibi yaşasın. Fransız kültürünün içerisinde de ama işte okulda bizim istediğimiz gibi davransın, bizim derslerimizi görsün, bizim hayat algımızı çocuklar alsın. Böylece ne olsun? Hem Türk kültürünü kendi içinde ya da işte ne bileyim Arnavut kültürünü kendi içinde yaşasın. Hem de bu ülkede çok yabancı olmasın. O üniter devletlerinin ideal bu galiba. Evet. Hani alt kültürler çatışmasın ama bir kimlikleri olsun bittiğinde bu iş. Evet, yani çok güzel ifade ettiniz hakikaten. Fakat sonrasında işte ne oluyor? Avrupa'nın altın çağı bitince. Niye bitiyor? Çünkü artık günümüzde, yani günümüzde dedim bir 30 yıldır belki, belki daha fazladır. 70'lerin sonlarından beri neyle karşılaşıyoruz? Artık elektronik önemli, patent sahibi olmak önemli, bir takım teknolojileri geliştirmek önemli. Eskiden neydi? Ağır sanayi diyorduk. İşte kömür, kömürden kok yapacaksın, çelik, demir çelik fabrikan olacak, alüminyum fabrikan olacak, rafinerin olacak. Uçak yapacağız, araba yapacağız. Çimento fabrikan olacak, bilmem ne. Şimdi ne oldu? Ben mikroçip tasarlayayım, bunu Intel'e satayım. O Çin'de veya Singapur'da veya Tayvan'da üretsin. O ondan sonra Amerika'da veya işte Avrupa'nın bir ülkesinde veya yine Çin'de bir araya getirilecek bir şey olsun. Telefonun kamerasını Japonlardan alayım, bilmem neyi Güney Kore'den alayım ama işte üstüne Fransız markası koyayım, işte Amerikan markası koyayım. Şimdi böyle bir üretim zinciri şeyine gelince, mantığına geldiğimiz zaman bu sefer ne oluyor? Ana yurttaki, şimdi işte mesela Trump'ın bu kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne tutulmasının sebebi ne? Ben işleri yeniden Amerika'ya getireceğim. Detroit'te yeniden motor fabrikaları olacak. Olacak. Yani şimdi ilginç bir şey, mesela Biden'da her konuda ayrılmasına rağmen Trump'ta bu sermayeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndüreceğim diye çok net konuşuyor. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa Birliği ülkelerinde bir ölçüde Türkiye'de, ama biz fason üretimi iyi yaptığımız için, üçüncü markalar için, yabancı markalar için kendi tesislerimizde çok kaliteli üretim yaptığımız için biz Avrupa Birliği kadar hissetmiyoruz bunu. Avrupa Birliği'nde bir boşluk oluştu. Ya ağır sanayi yok. Ağır sanayi yok ne demek? İşçinin, fabrika işçisinin veya maden işçisinin diğer işçilere oranla aldığı yüksek ücretler yok. Ki binlerce işçinin girdiği birer fabrikaydı bunlar. Tabii, tabii. Ne oluyor? Otomotiv üretimi azalıyor, daralıyor, yurt dışına gidiyor. Şimdi işte ne bileyim Peugeot uyduruyorum ya da herhangi bir başka marka. Çin'de Avrupa'da ürettiğinden daha fazla araba üretiyor. Amerikan firmaları aynı şekilde. Biz bile bazı firmaları, İtalyan, Fransız tabii, markalarını daha yoğun üretiyoruz. Tabii. Yani şimdi böylece ne oluyor? Bu kuşak için, Z kuşağı için bir boşluk oluşuyor. Bir vakum var. Yani bir yandan hocamın anlattığı gibi çok ciddi bir teknolojik bağımlılık içindeler. Son teknolojiyi ana anına takip ediyorlar. Öbür yandan da kendi başlarına kaldıkları zaman bunu dolduracak bir şeyleri yok. Bir maddi getirileri yok. Eskiden hani neydi? Biz hep anlatırdık ya, işte bu Almanlar 18 yaşında çocuğu kapının önüne koyuyor. Amerikalılar öyle, Fransızlar öyle, İngilizler öyle filan. Şimdi 30 yaşında ailesiyle yaşıyorlar. Bu bir sosyal patlama sebebidir. Yani toplum yapısını yeniden geniş aileye doğru ilerleten bir iktisadi zorluk var. Onun yanında ne var? Onun yanında da bu daralmanın sonucu olarak göçmen politikasında asimilasyon da değil, çoklu kültür de değil, dışlama var.
Gitsin artık ülkesine dönsün, ben ne yapacağım diyor. Çünkü benden ucuza çalışıyor, benim ekmeğimi kapıyor. Tabii yani ve bu işte aşırı sağı Fransa'da da, Almanya'da da, İsveç'te de, Polonya'da da güçlendiren, Macaristan'da da güçlendiren şey o. Böylece ne oluyor? Bu insanlar hakikaten sizin dediğiniz gibi geleceğin seçmenleri, hatta bugünün yeni seçmenleri yepyeni bir gerçeklik algısıyla karşımıza geliyor. Yani nedir? Ben artık ülkemde Müslüman görmek istemiyorum. Ben artık ülkemde Afrikalı görmek istemiyorum. Ben artık ülkemde bir ne bileyim kahve satıcısına gittiğim zaman garsonun Fransız olmasını, İngiliz olmasını, İtalyan olmasını, Hollandalı olmasını istiyorum. Şey istemiyorum, Afrika'dan gelmiş birim. Yani Londra'ya gidersiniz mesela, herhangi bir dükkana veya restorana veya bara ya da işte ne bileyim şeye girdiğinizde, kahveciye girdiğinizde bir tane düzgün İngilizce konuşan adam yoktur. Çünkü işte şeydeki kahveyi demleyen Perulu, onun yanındaki Bolivyalı, onun yanındaki Güney Afrikalı, öbürü bilmem nereli filan. Yani bir İngiliz görmeden Londra'dan çıkabilirsiniz hizmet sektöründe. Bir diğer şey tabii hizmet sektörü artık bu ülkelerde şeyi ağır sanayinin yerini almaya başladı. Turizm, işte satış bilmem ne, ama bu sefer de e-ticaret pazarlamayı, perakendeyi öldürecek hale geldi. Pandemi sürecinde de zaten bizim artık her şeyimiz internetten ısmarlamaya döndü. Çünkü hani gidiyorsunuz dükkan açık değil veya bilmem ne değil ya da yeterli malzeme yok bilmem ne yok. Onun yerine işte 3-5 tane site var, onlara girip oradan eve getirtmek daha makul geliyor. Bir de işte hani bilmem nereye gittim acaba hastalık bulaşır mı filan, onlar var. Ondan da arınmış oluyorsun. Ondan da arınmış oluyorsun. Bu da perakende sektörünü baltaladı. Zaten turizmi neredeyse Avrupa çapında bitirdi. Şimdi öyle olunca da tabii bu insanlar bir yandan patlıyorlar, bir yandan da ne asimilasyonu ne çok kültürü, bunlar gitsin diyorlar. Şimdi dolayısıyla hani 70'lerin sonlarında 80'lerde bizim işte gördüğümüz Almanya'da işte bu Türk'ün raus, Türkler gitsin filan şeyi bir azınlığın söylemiyken, çok küçük bir azınlığın, %1'in belki bir söylemiyken, şimdi neredeyse %20'lere, 25'lere, 30'lara ulaşıyor. Bu da aslında çok tehlikeli bir gidiş. Çünkü Avrupa idealini zedeler, tamamen zedeler ve hatta kökünden dinamitleyecek kadar tehlikeli bir oluşum. Hocam bu noktada dönmek kaydıyla Tugay Hocam'a döneceğim. Kıbrıs İlim Üniversitesi'ne dönüyoruz aslında. Hocam aslında Ricardo teorisinin sonu dedi. Yani hep biz neyi öğrenmiştik? Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi vardı. Her devlet işte uçağın belirli parçalarını üretir. Ardından bunları beraber toplarız. Adına bir marka koyarız ve piyasaya süreriz. Bununla beraber o yaşanan büyük çaplı işsizlikler, beraberinde o sanayisizleşme denilen olguyu doğurdu. Tarım sektöründen sanayi atlayıp hizmet sektörüne dönüyoruz. Bunu döndüğümüz zaman da hakikaten 40 yaş, 50 yaş ve üzeri bu teknolojiye ayak uydurmakta zorlanıyor. Hizmet sektöründe kimlik bulamıyor. Diğer tarafa bakıyorum, tekrar tarım toplumuna dönecek değil. Çünkü var olan yeni bir yaşam kurgusu içerisinde. Böylece çok büyük çaplı bir sosyal güvenlik açığı doğmuş oluyor. Bahsi geçen Batı Avrupa ülkelerinde. Peki hocam, devletler bu genç işsizliği nasıl yönetecekler? Nasıl yeni bir süreç bekliyor bizi? Küreselleşme denilen husus, hani sınırların kalkacağı, büyük köylerin doğacağı yapıdan acaba tam tersi bir etkiyle beraber yeniden küreselleşmenin sorgulandığı, o işte köyleşmeye doğru dönen, site devletlerine dönen, sınırların yeniden büyüdüğü, serbest ticaret antlaşmanın yeniden sorgulanır hale geldiği bir genç nesil mi yaratıyor hocam? Şimdi aslında çok önemli bir nokta. Bir dünya küreselleşti, işte ulaşım kolaylaştı, bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Biz eskiden gençlik dönemimizde siyaset takip etmek bu kadar kolay değildi. Bir siyasi Diyarbakır'da başka konuşurdu, İstanbul'da başka konuşurdu. Ve bunun bunu öğrenme şansın yoktu. Yani yerel gazeteler yazar, işte ana akım işte gazeteler yazarsa ulaşabiliyordum. Fakat dünya öyle bir hale geldi ki
teknoloji insanlığın kullanımına bağlı olarak düşmanı olabildi maalesef. Neden olabildi? Çünkü ben şöyle söyleyeyim, ben Karadeniz Ereğli'sinde doğdum, büyüdüm. Bizim bir tane hedefimiz vardı. Üniversiteyi bitireceğiz, Ereğli Demçelik Fabrikalarında çalışacağız. Çünkü biz hep orayı görerek büyüdük ve kendimizi hep orayı hedef seçtik. Fakat üniversite okumaya gittikten sonra biraz daha genişledi dünyaya bakışımız ve hedeflerimiz farklılaştı. Fakat bugün gelinen noktada benim çalıştığım Ereğli Demçelik Fabrikalarında o dönemdeki çalıştığım, o hedefi tutturduk, 9500 kişi çalışıyordu. Ama bugün 4500-5000 kişi çalışıyor. O zaman EKY kömür işletmelerinde 12 bin kişi çalışırken zannediyorum şu anda yarısından daha az insan çalışıyor. Peki bizim nüfusumuz azaldı. Öyle mi oldu da bu istihdam düştü? Yoksa nüfus çoğaldı, istihdam alanları yaratıldı, yaratılamadı. Ondan sonra bu insanlar nereye nasıl yöneldi? Şimdi ben, hocam da bahsetti. Lise yıllarındaydı bu, Türkan Rauz çıktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam. Çok küçük bir kitleydi gerçekten. Çünkü işsizlikten korkmak, ırkçılık birçok nedeni vardı. Belki de hani küçük siyasi birlikler bunu destekliyordu önemli ya da örgütlüyordu. Fakat günümüze baktığımızda işler öyle hale geliyor ki ancak hani bir işte Hollandalı'nın, bir Almanyalı'nın yapmayacağı işi göçmenlere yaptırmak niyetinde oluyorsunuz. Ne bileyim işte araba yıkamazlar belki hani o insanlar. Araba yıkamacılar gelsin. O işlerin vesaire. Sayısı her geçen gün azalıyor galiba. Öyle, çünkü her şey otomasyona gitti. Arabayı bir yere park ediyorsunuz, karşı taraftan yıkanmış şekilde alıyorsunuz. Eskiden 3 kişi yapardı bu işi. Şimdi bir kişi düğmeye basıyor, araba yıkanıp çıkıyor. Dolayısıyla devletlerin aslında partilerden bağımsız olarak öyle planlamalar, öyle uzun dönemli planlamalar yapması gerekiyor ki. Fakat burada önemli bir etken var, öngörülürlük. Yani öngörülebilirlik ya da öngörebilirlik. Neden bunu söylüyorum? Biz bir yıl önce konuşmadığımız her şeyi bugün konuşuyoruz. Uzaktan eğitim. Bir tane açık öğretim bildirdik biz, uzaktan eğitim. Şimdi diyoruz ki en büyük üniversiteler farklı bir rekabete giriştiler. Akıllı tahtalar, uzaktan eğitimin en iyi kaliteyle yapılması, sınavların güvenilirliği. Efendim sınavlarda da nasıl güvenlik sağlayacağız? Bir yılda bu noktaya geldik. Dolayısıyla bu kuşak zaten her şeyle çatışan bir kuşak. Çatışmaktan kastım şu: her şeyle kavga eden bir kuşak. Neden? Teknolojiye ulaşmak için kavga ediyor. Ailesiyle daha iyiye sahip olabilmek için. Ailesi şartlar dahilinde buna belki ulaşabiliyor çocuk bu şartlarda. Fakat ailelerin olumsuz şartları olursa buna erişemiyor. Dolayısıyla burada bence şöyle bir birlik gerekiyor. Neden bir birlik gerekiyor? Söylediğin gibi ya biz eskiye döneceğiz, her ülke kendi yağıyla kavrulacak, kavrulabildiği kadar, kendi gencine istihdam yaratmaya çalışacağın politikalara yönelecek, ya da oturup şu konsensusa varılacak: biz bugün şu kadar insanı istihdam ederken 5 yıl sonra hangi noktaya geleceğiz? 5 yıl sonra geldiğimiz noktada ne kadar elimizde kaliteli insan olacak? Hangi yaş aralığında insan olacak? Şimdi Türkiye zannediyorum 25-39 yaş aralığına bir sıkışma var diye hatırlıyorum. Hani çok da iyi şu anda hatırlayamıyorum. Evet, 27-29 bandına oturmuş vaziyette o sıkışma. Şimdi şu var: demek ki senin bu yaşı istihdam etmen, çünkü şöyle biliyoruz ki biz, üniversite biter, askerlik biter, ondan sonra iş hayatına atılırız. Dolayısıyla bunu sadece özel sektöre bırakmak değil. Mesela ben Türkiye'de şeyde, yani devlette çalıştığım dönem diyeyim, İşkur'un ondan sonra çok güzel işbirlikleri vardı mesela. Özel sektörle, kamu kuruluşlarıyla çok güzel işbirlikleri vardı. Nasıldı bu? İşte belirli süre istihdam yaratın, biz de size işte vergi kolaylıkları, ne bileyim o kişinin sigortasının ödenmesi gibi kolaylıklar sağlayalım gibi bazı alternatifleri vardı. Ve ben çalıştığım, hem kamuda çalıştım hem özel sektörde çalıştığım dönemde biz bu yolla çok fazla istihdama gitmiştik. Fakat şöyle bir şey var: dünya öyle hale geldi ki, ülkemiz de öyle bir hale geldi ki, ben üniversitede psikoloji okuduğumda Türkiye'de 5 tane psikoloji bölümü vardı. Dolayısıyla zaten en fazla alan
60 kişi alıyordu. O da işte Hacettepe, Boğaziçi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Biz mesela 30 kişiydik. 3 kişi de gelmemişti. 27 kişiydik. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı çok iyi hatırlıyorum. Biz mezun olduğumuzda ilk defa böyle kalabalık bir psikolog kadrosu açtı. 120 kişilik kadro açtı. Ve inanır mısın 61 kişi başvurdu o kadroya. 120 kişilik kadroya ve kadroyu dolduramadılar o dönemde. Dolayısıyla o dönemden bu zaman evet bir zaman geçti. Yaşlarımız ortaya çıkıyor ama yaklaşık 30 yıl geçti. Ve hemen hemen her üniversitede psikoloji bölümü var. Bu ne demek? Artan rekabet demek. Yani senin lisans okumuş olman hiçbir şeyi sadece sana bir diploma veriyor fakat fark yaratamıyorsun. Ne yapman gerekiyor? Kendini geliştirmen gerekiyor. Kendini geliştirmen biraz önce söylediğim gibi birçok alanda aslında senin eğitim imkanların, maddi imkanların, devletin sana sağladığı imkanlar ya da özel sektörün sağladığı imkanlar. Dolayısıyla bu çok karmaşık bir iş. Ben mesela benden önceki dönemde Ereğli Demircilik Fabrikalarının öğrencilere burs verip aynı devlet gibi bir çalışma yılı şartı getirdiğini biliyorum. Özel sektör tabii şimdi ne yaptı? Birçoğunun zaten üniversitesi var. İyi öğrencileri oradan seçip istihdam ediyorlar. Bu da bir yol. Elbette ki bir yol. Doğru da bir yol. Fakat yetmiyor. Neden yetmiyor? Bizim istihdam yaratabilmemiz için devletin öncelikle bu konuda başat olup politikaları belirleyip bunu da mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla yapmalı ki aidiyet sağlansın, bir fikir birliği oluşsun. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki yukarıda karar alıp aşağıya uygulatmaya çalışmak çok fazla işe yaramıyor. Çünkü orada bir bu projeleri sahiplenmekten çok bu projelerin neresinden tutarsak bize katkı sağlar, işte neresinden faydalanalım, neresi atıl kalsına geliyor iş. Onun için ben söylediğine şöyle katılıyorum. Biz şu anda mesela yurt dışında çalışıyoruz. Bunun elbette farklı nedenleri var. Bununla birlikte öncelikle ülkenin özel sektörünün, çünkü bence bu benim şahsi fikrim, aslında devlet istihdam yaratma yeri değil. Devlet istihdam kendi anlamında söylüyorum. Yani kamu kendi adına çalışanları elbette vardır. Fakat bunun yanında bir istihdam yaratma aranı değildir. Çünkü mesela belediyeler öyle görülür. Belediyelere işte farklı şirketler adı altında olabilir, geçici olabilir. İşte istihdam yaratalım. Fakat istihdam yaratması gereken kamu değil. Kamunun sağladığı fırsatlarla özel sektör bana göre. Bu uygulanır, uygulanabilir olabilir ülkenin şartları dahilinde. Fakat benim şahsi fikrim şu. Birçok insan neden kendi yaşadığı, büyüdüğü yerde çalışmak istemesin? Çünkü şimdi göçten bahsediyoruz. Göç öyle bir şey ki gittiğiniz yerin dilini bile bilmiyorsunuz. Nasıl bir maceraya atılıyorsunuz? Arkanızda bıraktıklarınız, o yani kişide suçluluk duygusu olduğunu bile biliyoruz biz. Ben çünkü İzmir'de belediyede çalışırken mesela biz göç sosyolojisiyle ilgili bazı çalışmalarımız olmuştu. Orada biz konuştuğumuz insanlar da suçluluk duygusu bile hissettiklerini görmüştük. Çünkü terk ettiği devletin, terk ettiği yakınlarının hala sorumluluğunu hissediyordu mesela kişi. Onlardan ayrılmanın sorumluluğunu hissediyordu. Dolayısıyla ben doğru politikalar yaratılırsa Türkiye'de, Avrupa Birliği'nde, Amerika'da her neredeyse. Çünkü söylediğim gibi hep şey artık işte biz sermayeyi geri çekeceğiz. Amerika'nın bana göre zaten burada en büyük hatası Deming'e kulak vermeyip Deming'i gitti Japonlara kaptırdı. Ondan sonra Japonlar toplam kaliteyi Amerikalılara satmaya başladı. Şimdi herhalde iş başa dönüyor gibi geliyor bana. Evet, bu kötü bir sarmal ve bu sarmalın içerisinde hakikaten biz de yolumuzu bulmaya gayret eden, gelişmekte olan devletler içerisinde nispeten iyi pozisyondayız. En azından 2020 rakamları bize bunu söylüyor. Hocam, yavaş yavaş kapatırken ve son dakika içerisinde hani göç politikalarının yönetim süreciyle ilgili birkaç cümle yolumuzu alarak tamamlamak istiyorum. Avrupa Birliği. Özellikle. Canım. Özellikle. Yani tabii işte orada çok ciddi bir şey var. Yani kabul edebilecekleri sayıda insanla başa çıkmak için Avrupa Birliği 2008'den itibaren bir takım politikalar geliştirdi. Ne oldu mesela? Dışarıda göçmenle uğraşalım. Nasıl? İşte vize koyalım. Her havaalanına önemli yerlere ya da şey yerleştirelim, görevliler olsun. Bunlar bunları kontrol etsin.
elçiliklerde işte sorgulamalar yapılsın, mülakatlar olsun. İşte sen hakikaten mülteci olarak mı gelmek istiyorsun, ne yapıyorsun, sana nasıl eziyetler turist ediliyor misin? Vesaire, turist misin, onlar anlaşılsın vesaire. Şimdi bununla uzun süre kendilerini şey yapabilirler. Fakat tabii bu Suriye Savaşı ile beraber, Suriye İç Savaşı ile beraber işler değişti. Çünkü milyonlarca insan, yani büyük çoğunluğu Türkiye'de, önemli bir kısmı yine Lübnan'da, bunlar ciddi bir biçimde denklemi değiştirdi. Çünkü Türkiye'ye gelen görece refah içindekileri de şey yapmaya, Avrupa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalışıyor. Şimdi böyle, ya da iyice vasıfsız işçi olanlar yine Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Buradan da şey çıkıyor, yani İtalya için mesela önemli bir problem Arnavutluk'tan kaçanlar ve oraya gidenlerdi. Şimdi Arnavutlar normal yollarla Almanya'ya gidiyorlar, İtalya'ya gidiyorlar, Fransa'ya gidiyorlar, oralarda çalışıyorlar. Bizim 1960'lar 70'lerdeki işçi göçüne benzer legal, resmi bir prosedürden gidiyorlar. Artık Avrupa kendi içinde bu sorunu çözer vaziyette geldi. Ama şimdi böyle milyonlarca insan birdenbire oraya akın edince, bir de işte bu şartlar olunca, hocamın anlattığı, Nail Hoca'nın anlattığı, sizin söylediğiniz, bu sefer tabii iyice bir hani sınırları kapatalım, buraya gelmeyi başaranı toplama kampı benzeri işte yapılara göçmen hapsedelim. Kampına ya da işte muhacir kampına şey yapalım, tıkalım. Bunlar çıkmasın, ekonomiye entegre olmasın vesaire. Tam bu noktada veda cümlenizi alayım ben hocam. Tabii, yani dolayısıyla da hani Avrupa'nın buradaki işi zor diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sayın Tugay Yazgan, Kıbrıs İlim Üniversitesi'ne kucak dolu selamlar Ankara'dan. Sizin de kapanış cümlenizle veda edeceğiz. Ben de teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler edinmiş oldum her zamanki gibi bu programda hocalarımdan. Hepsine teşekkür ediyorum. Sana ayrıca teşekkür ediyorum ve Kıbrıs'tan herkese sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bugün programımızda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, gelecek projeksiyonu, Avrupa Birliği içerisinde artık Avrupalılık kimliğinde yavaş yavaş ortaya çıkaran zedelenmeler ve Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle tek tek kurduğu ilişkilerden Z kuşağı çatışmasına, Avrupa'daki ve Türkiye'deki sosyal güvenlik politikalarına kadar geniş bir yelpazeye değindik. Bu bağlamda gelecek cumartesi günü yine saat 17.20'de küresel politika programında beraber olmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.